Sevgili misafirler, ekranları başındaki değerli izleyenler, BKM Mutfak Çok Güzel Hareketlere hepiniz hoş geldiniz. Efendim, yoğun geçen bir haftanın ardından tekrar beraberiz. Yoğun geçiyor dedim çünkü dün bayağı gece 3.30'a kadar buradaydık, provalar yaptık. 3.30'da benim evim yakın. Ben çıktım 15-20 dakika ama evi uzak olanlar var. Bizim Safa, bilmiyorum biliyor musunuz, kendisi Kaynarca'da oturuyor. Kaynarca İstanbul'un en merkezi semtlerinden. Var mı Kaynarca'dan gelen buraya? Daha uzağa neresi? Beylikdüzü. Ey maşallah, o da bayağı kötü. Kocaeli. Gebze. Safa da gece 3.30'da servise binmiş. Yorgun tabii. Şoföre demiş ki Kaynarca demiş. Vurmuş kafayı. Dilovası'ndan fotoğraf attı saat 5'te. Şoför meğersem Sakarya'nın Kaynarca ilçesi zannediyor. Bu gerçek hikaye. Sabah birer kutu pişmaniyeyle geldi. Safa'ya ev arıyoruz. Var mı Kadıköy Beşiktaş civarında kiralık evi olan? Yok tabii değil mi? Evi olan var mı? Evi olanlar bir yere kalırsın. Herkes mi gariban? Salonda evi olan yok. Hoş geldiniz efendim. Bir tek sizsiniz şu an. Herkes fakir. Şaka şaka. Ama buraya tabii yoruluyoruz, ediyoruz ama buraya çıktığımızda gerçekten hepsine değiyor. O yüzden tekrardan hoş geldiniz efendim. Hazırsak ustamızı sahneye davet edeyim mi? Hazır mıyız? Hanımlar, beyler, karşınızda Yılmaz Erdoğan. Çok teşekkür ederim. Hepiniz hoş gelmişsiniz. Atakan, önce bir mal varlığınıza baktı, niye bilmiyorum. Evet, bir yılın sonuna geldik. Nasıl geçti bu yıl? Mükemmeldi. Zaten senin kaç tane var ki? Diğer 6 yıla göre gayet iyiydi. Ya evet. Benim yaşım da ömrümüzden gidiyor. Geyine çok müsait ama girmeyeceğim ona. Çünkü bu şimdi çektiğimiz program yayına girecek. Hemen 2 gün sonra Kanal D'de yılbaşı özel çok güzel hareketler yapacağız. Yılbaşı gecesi beraberiz. Sakın başkasına söz vermeyin. Sürpriz sanatçılarımız olacak, sürpriz hareketlerimiz olacak, güzel olacak yani. 2019 çok iyi geçti diyenler alkışlasınlar. Fena değildi diyenler. Çok kötüydü diyenler. Bir ülkenin durumunu anlamak için bu anket yeterlidir yani. Çok da değil ama tatsızdı diyenler. Güzel. Çok kötüydü diyenleri bir daha duyayım bakayım. Yine de yaşasın umut diyenler. Dünya barışı gelmedi ya. Onu her sene söylüyoruz da. Bu sene de demek ki gelmedi. Gene de umacağız. Güzel şeyler umacağız. Çok güzel hareketler olsun hepinizin hayatında. Yılbaşı gecesini unutmuyorsunuz. Bilhassa 12'ye doğru çok büyük bir sürprizimiz var. Çok güzel hareketler başlıyor. Çok güzel hareketler bunlar.
Merhaba sevgili izleyenler. Hello Malatya. What's going on there? Bugünkü belgesel kuşağımızda bir yerden bir yere gitmenin yani ulaşımın zorluklarını inceliyoruz. Her ne kadar toplu taşıma trafiği azalsa da bazen dayanması oldukça zor bir hale gelebiliyor. And dayanamadım yavrum, dayanamadım. Şu radyoyu bir açak ya. VKM Radio, King of the Arabesk. Kaç kader kırıldı sarhoş gönlümde. Bir türlü kendimi avutamadım. Kaç kader kırıldı sarhoş gönlümde. Şoför Bey, şurada sesi birazcık ister misiniz? Bir türlü kendimi... niye kapattınız? Ya kız dedin ablacığım. Kız dedim ayol, kapattım dedim. Çalsın şöyle alttan tıngır tıngır. Diyem. Kaç gece. Tamam, böyle de ne dedi anlaşılmıyor, bunları kapat. Aha yolcu. Ya kardeşim, şehirde yangın çıktı da minibüs de kaçarken... Bir kişi daha kurtaralım diye mi alıyoruz? Ne yapıyoruz ya? Allah Allah ya! Ne yapacak? Ne yapacak? Onu da alıp rekorlar kitabına mı girmeye çalışıyorsun ya? Arkalara doğru yanaşalım, sağlı sollu arkalara doğru. Ya kardeş, arkamızı dönemiyoruz. Nereye arkalara doğru yanaşacağız ya? Abi, bana mı söylüyorsun bir şey? Bana mı dedin? Sana değil. Bana mı dedin? Sana diyorum, sana. Ne diyorsun? Sana, sana mı diyorum? Bana değil, sana diyorum. Bana demiyor, bana demiyor. Kime demiyor ya? Ben de anlamadım. Abi aslında sen insan, ben bir insan, sen tekrar bir insan olacak gibi. Öyle yapma! İn dibinde alır. Doğru dedim. Yok, inmem ben. Ama ben işe geç kalıyorum. Beğenmiyorsan git taksiye bin o zaman kardeşim. Minibüsü mü beğenmemiş o ya? Böyle bir ısınamamış gibi geldi bana. Yok abi, çok beğendim. Işıklandırmalar olsun, bak bütün bayraklar var. Bilardo topundan vites, bak kimsenin aklına gelmez. Ya sevdim seni ha genç adam. Bu çocuk bu minibüse binecek. Arkalara doğru yanaşalım, boşlukları görüyorum orada ben, boşlukları ya. Ya sen hangi boşluğu dolduracaksın ya? Abi kusura bakma, görmedim. Kardeşim görmediysen ne diye bağırıyorsun, ileri gidelim, ileri gidelim, arkalara doğru gidelim diye? Ne var ben arkada, her tarafım but but. Biri pıs yapacak diye aklım kaçıyor benim arkada. Kimse de demiyor ki al şuradan bir top kapı al. Al bir Gülhan'ı al şuradan. Al Ümran'ı al buradan da, Allah Allah ya. Al şununla buraya da oturan muavin oluyor, ben anlamadım. Tamam, ben bilmiyorum, taksiyle gideceğim ya, taksi. Ne oluyor ya? Bu hareketlenme ya. Ben anlamıyorum ki, yardıma mı ihtiyacım var? Taksi! Abi ne tarafa gideceksin? Beşiktaş'a gideceğim. Güle güle. Taksi! Buyurun, nereye? Abi Beşiktaş'a gideceğiz. Ha, değişim saati kardeşim ya. Nasıl değişim saati ya? Köklü bir değişim saati. Bayağı spora başlıyorum bugün. Yani işini falan da bırakıyorum, aynı. Hadi görüşürüz, kendine iyi davran. Bana mı denk geldi değişim? Telefon, yani? Telefon, telefon. Geldi. Allah Allah. Abi kurban olayım, beni de alın ya. Ya çocuk. Al şunu, hadi al. Beni de alın ya. Hadi alalım ben. Gel. Günahtı çocuk. İşe gidecek. Bir saniye. Bak şöyle. Gel. Bak şöyle. Gel. İyice. Şöyle. Gel. Gel. Abi şuradan bir ton alır mısın? Abi şuradan bir tam alır mısın? Kapıyı kapatıyorum, ayaklara dikkat. Çek. Evet. Otobüs, taksi, kamyon, jip, bip bip derken aranılan konfor ve huzur yer üstünde bir türlü bulunamıyor. Cannot breach at this moment. Farklı arayışlar içerisine giren şehir insanı aradığı huzuru bulmak için yerin metrelerce altına iniyor. And iner misin, çıkar mısın? Değerli yolcularımız, can güvenliğiniz için peronların önündeki sarı çizgiyi geçmeyiniz. Üstüne de basmayınız. Yasak ya, hoşuma gidiyor.
verelim. Sayın yolcularımız, lütfen inenlere öncelik verelim. Tamam ya, vermeyin. Sakın da vermeyin. Ya ben inemedim ya. Sanayi Mahallesi'nde inecektim. Veznecilere geldim ya. Ayıp ya. Şunu bir öğrenin ya. Biz inmeden binmeyin ya. Ayıp. Sayın yolcularımız, lütfen kapı önlerinde beklemeyelim. Orta kısımlara doğru ilerleyelim. Bu bizi görüyor mu ya? Ben orta kısma gitmem, bedelini çok ağır ödedim. Kapı önünde bekleme dedi ya. Ben bekleyeceğim. Yasak çünkü. Bana müsait bir yerde indirme. Ablacığım, sizi duyacağını zannetmiyorum. Müsait bir yerde indirme beni! Öyle değil, hani durak var ya, metro ya bu. Aman. Ben bir sonraki durakta ineceğim, karşı tarafa geçeceğim, sonra tekrar bu tarafa geleceğim. Sebep? Çünkü yasak. Geldiğin yere geri gidersin o zaman. Hiçbir işim yok ki. Deli midir, nedir ya? Hanımefendi, siz nerede ineceksiniz? Bir yer değiştirebilir miyiz? Yok, ben Beşiktaş'a gidiyorum. İyi de bu Beşiktaş'a gitmiyor ki. Biliyorum, biliyorum. Şimdi iş çıkış saati ya, trafik oluyor. Ben bununla Yenikapı'ya gidiyorum. Yenikapı'dan Marmara'ya aktarma yapıyorum. Marmara'yla Üsküdar'a gidiyorum. Üsküdar'dan Beşiktaş'a vapura biniyorum. Nasıl? Gitmişken bir Adapazarı'na da uğrasaydınız. Değerli yolcularımız, gelecek istasyon Şişli Mecidiyeköy. Metrobüs hattına geçecek olan talihsiz yolcularımızın son yolculukları için aktarma yapmaları önemli rica olunur. Arkadaşlar, hakkınızı helal edin. Ben metrobüse bineceğim. Helal olsun arkadaş. Abi istersen senin için bu acil durum butonuna basabilirim ha. Camı da kırabilirim. Yo 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 yo. Ben başımın çaresine bakarım dost. Al bunu. Gaz maskesi ihtiyacın olacak. Sağ ol teyze. Teyze mi? Sağ ol yavrum. Yavrum mu? Bende de hiç ortası yok. Yokmuş gerçekten. Sakın salma kendini. Sakın salma kendini. Ne görüyorsan tutun. Unutma, herkesin tuttuğu kendi güvencesidir. Radikal bir yaklaşım. Ben inemiyorum. Yani aylık akbili niye aldım o zaman? Bisiklet alayım ben. Karada ve yerin altında aradığını bulamayan insanoğlu rotayı gökyüzüne çeviriyor. Ulaşımın belki en tehlikesiz ama en korkulan aracı olan uçaklar insanın sadece ayağını yerden değil her yerini yerden kesiyor. Cabin crew, slide arms and cross check. Beyefendi, o yolcu gelmeyecekse ben o tarafa geçebilir miyim? Ben burayı da aldım rahat oturmak için. Sayın yolcularımız, uçağımıza hoş geldiniz. Güvenlik talimatlarını lütfen dikkatle dinleyin. Da bu kadar güvenliyse bu kadar talimat neden? Neden otobüste bu kadar talimat yok? Kendine güven iyi daha. Ya tamam, öyle değil canım. Yani bir şey olacağından değil de tedbir olsun diye bu önlemler. Kalkış sırasında cep telefonlarınızın tamamen kapalı olduğundan emin olunuz. Uçuş sırasında uçuş modunda kullanabilirsiniz. Uçuş modu. Bakalım kaptan uçuş modunda mı? Canı bir şeye sıkkın mı? Hayırlısıyla bizi götürebilecek mi? Ya neden öyle diyorsunuz canım? Onlar rutin kontrolden geçiyor. Tabii ki götürebilecek yani. Ya belli olmaz, ben diyeyim. Nasıl belli olmaz? Ya bu metroda çekmeyen telefon koca uçağı düşürüyor. Her şey olabilir. Tamam. Emniyet kemerleriniz gösterildiği şekilde açılır ve takılır.
Kemerinizi belinize göre ayarlayınız. Bunu taktım ya, acayip güvendeyim. Ya şimdi niye imada bulunuyorsun? Bu şey için yani. Koltuklarda sabit kalın, bir şey olursa sağa sola çarpmayın diye. Uçak düşerse, parçalanırsam kıçımdaki benden tanırlar. Derler bu kamuranın götü. Kabin basıncında bir değişiklik olursa başınızın üstünden oksijen maskeleri düşecektir. O da düştü mü zaten sıçtık. Direkt kelime-i şehadet. Can yelekleriniz koltuğunuzun altındadır. Talimatlara uygun şekilde pimi çekin ve şişirin. Şişmezse yandaki borulardan üfleyin. Ya bir vasıta bu kadar düşmeye hazırlanır mı ya? Yok, suya düşerse böyle olacak. Oraya düşerse böyle olacak. Düşerse sıçtık işte ya. Ya tamam da bunları duymama ne gerek var canım? Tamam, neyse ne? Ben Müslü olabilir miyim? Kartla mı ödeyeceksiniz, nakit mi? Duayla ödeyeceğim ya. Lütfen getirebilir misiniz bir su? Ay, beyefendi iyi misiniz? Ya çok iyiyim. Keyfimden istiyorum. Görmüyor musunuz? Beyefendi de pandik atak var. Her an atabilir. Siz de dikkat edin. Ay, hay Allah, ne yapsak ki? Acaba ne yapsak ya? Bu benim ilk uçuşum da. Allah'ım, ölüyorum ben. Sakin ol kızım, bir su getir ya. Ölüyorsunuz. Tamam o zaman. Bu durumda kaptana haber vermek durumundayım galiba. Tam olarak nereden ölüyorsunuz acaba? Yani nereden öldüm, nerede var? Gidiyorum işte, ne yapacaksan yap. Su. Tamam o zaman, hemen getiriyorum. Suya haber ver. Kaptana pilot getir. Gülümsemeyi unutma. Evet. Bak neyi aklında tutmuş, gülümsemeyi unutma. Ya sen de rahat ol ya. Nenem bagaja şimdi. Ne, bagajda insan mı var? He, nenem var. Orada giderse ölür o. Ölü zaten, cenazeye götürecek o. Bagajda ölü mü var? He, ölü var. Ölüyle bu uçak gitmez ki. Hepimiz ölürüz. Uçakta ölü var. Uçakta, bagajda ölü var. Ne etseydim? Yanıma mı otursaydın Mehtay'ı? Ya ben oğlumu kastediyorum. Lütfen yardım edin. Ben de öleceğim. Hepimiz ölebiliriz yani. Sayın yolcularımız. Dear passenger. Passenger. Yo yo, şarkı söylemeyeceğim, öyle bir şey değil. İyi de kaptan buradaysa uçağı kim kullanıyor? Daha kalkmadık ya. Kaptancığım, ne zaman kalkarız? Şu durumda kalkamayız bebeğim. Neden ya? Hiç mi kalkamayız? 1000 feet, 2000 feet kalksak yeter ya. Yolcu bayıldı. Onu indirmeden kalkamayız. Tamam, bunu indirelim. Biz devam edelim ya. Beyefendi, yolcularla beraber tüm bagajları, tüm yolcuları indirmem lazım. Sonra kendim indirmem lazım. Bagajda benim nenem var. Ha, nenem kalabilir. Onunla yani bir problem yok. Ama siz ineceksiniz. Anons geçelim arkadaşlar, lütfen. O mikrofon ne? İşin artistliği. Senin ayağın pedala yetişiyor mu? Uçakta pedal yok ki, mal. Sayın yolcularımız, çıkış kapılarına yönelmeniz rica olunur. Geldik mi? He, geldik. Rize'yi görünce çok şaşıracaksın. Aynı İstanbul. Da kardeşim, bu kadar korkuyorsan niye biniyorsun uçağa ya? Ya ne bileyim işte, her yere hızlı gitmeyi marifet sayıyoruz. Oysa ne gerek var değil mi? Yani şairin de dediği gibi, yol güzel, parmak değil. O şair hiç buradan, İstanbul'dan Rize'ye arabayla gitmiş mi? İstanbul'dan Rize 14 saat, haberin var mı? Hala varmak güzel değil. Ben şimdi ne yapacağım ya? Cevap hakkı doğdu da ona bakıyordum. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Zil. Çal. Çalın biriniz.
Yani bir kere dolmuş zil, dolmuş bölümü zil. Metro hatta zil üstü. Bir uçakta hafiften bir sallantı ama zil skeç, üç skeç bir arada çok güzeldi. Atakan Çelik'e bir alkış yazarım ya. Dekor uygulaması çok iyiydi bence. Dekorcu, sanat yönetimi arkadaşlara bir alkış. Çok çok iyiler. Cevap hakkıma gelince buradan Rize'ye arabayla gittim. Evet. Levent Kırca Tiyatrosu'nda çalışırken turneye gitmiştim ve yol olağanüstüydü. Yol dünya cennetlerinden geçerek gidilen bir yol idi. Aldınız mı cevabınızı? Ayrıca ben... Ayrıca ben Ankara'dan Hakkari'ye 36 saatte gidilen yıllarda her sene gidiyor ve geliyordum. O yolda çok güzel idi. Tabii sonunda bir yere varmak da güzeldir. Ama yolun tadını kaçırmadan efendim. En iyi şaka hangisiydi ki? Çok güzel uygulamalar vardı. En iyi şaka hangisiydi? Heda. Bence son şey, son şakalar daha çok aklınızda kalıyor ondan. İnememe, metro, metro uygulaması her türlü çok iyiydi. Dekor olarak da çok iyiydi, gelişi gidişi her şey şahaneydi. Aferin, zili çaldırdık gençler. Çok güzel hareketler devam ediyor. Begüm, öyle sunup gitmek yok. Güldürüp gideceksin. Haydi. Ki Begüm bizim en iyi yazarlarımızdan bir tanesi. Birçok skeçte bizi çok güldürmüş birisi. Ama sunuşlarda biraz ciddiyet geliyor. Evet. Şimdi hepimiz ara ara başvurusak da yalan iyi bir şey değil. Özellikle aile içinde. Bir dakika, bir dakika. Nasıl yani hepimiz başvursak da? Burada yalan söyleyen var mı? Evet. Güzel. Elini kaldıranların dışında ben 700 tane saydım. Sen niye hemen elini kaldırdın öyle? Aslında şu an en dürüst kişisin yani. Geri kalan söylemiyor, öyle mi? Ya biraz da şey, yalan söylemeden yaşanmaz bir durum var aslında. İçimizden biri sabah kalksa her şeyi gerçek söylese 3 tane arkadaş kalmaz ya. Ne oldu? Bunlar da indirmediler ellerini. O kadar yalancılar ki. Böyle kaldılar. Hangi konuda yalan söylüyorsunuz? Dersler tabii ki. Tabii. Evet Begüm'cüğüm. Yani bu yalanlar ya da bir şeyler saklama durumu özellikle aile içinde yok yani. İlla patlıyoruz bir yerde. Ne kadar yakınına yalan söylersen o kadar büyük bir patlamayla sonuç veriyor benim gözlemlediğim kadarıyla. Şimdi bununla ilgili bir skeç yazdı Cenan. Evi everdim geliyor. Cenan yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Hanım hadi ya. Anneanne bekliyor ya. Hadi çıkın gidin artık ya. Alo Tahsin Bey. Evi görmeye geliyorsunuz değil mi? Tamam yok kapora mapora istemiyorum ya. Altıdan önce gelmeyin yeter bana. Yok vallahi zor durumdan olmasam şey yapmam yani. Tamam şey yapacağız onu. Tamam görüşmek üzere. Enişte. Her şeyi duydum. Şurada bekledim dinledim. Ergun açıklayabilirim. Enişte tipim değilsin. La oğlum ondan bahsetme, başka bir iş peşindeyim. Ha başka biri var yani. Oğlum. Onu demiyorum ya. Ablana falan çaktırma, başka bir şey peşindeyim. Sen hiç duymadın görmedin bilmiyorsun tamam mı? Ben ablama bunu yapamam enişte. Nasıl yapamazsın ya? Ben yalan söyleyemem enişte. Nasıl söyleyemezsin oğlum? Zor durumdayım lan. Enişte benden bunu bekleme. 200 lira. Şov yaparım. 100 lira daha verirsen komple yalan olabilirim. Oğlum çık git yalan ederim bak seni. Tamam. Götür şu anını artık annene ya. Abla! Babamlar bekliyor. Çok özlemişler. Annem kafasını duvarlara vuruyor. Kızım nerede nerede diye. Hadi gel gidelim. Ya yürü git artık abartma. Enişte 200 lira daha ver. Selamı sabaha keseyim seninle. İyi fikir lan. Ver. Lan yürü git. Tamam enişte, sana da iyilik yaramıyor ya. Hanım hadi ya, bak Ergun aşağı indi, hala sizi bekliyor. Tamam, hazırlanıyoruz. Efendim merhabalar, merhabalar. Telefonda konuşmuştuk Tahsin Bey'le. Eve bakmaya geldik.
Ev gördüğünüz gibi ev işte. Hiç şey yapmayın yani Taksim Bey. 6 dediniz ama niye erken geldiniz şu anda? Efendim kusura bakmayın. Trafik yoktu. Erken geldik. Hani olur ya normalde trafik vardı geciktik diye. Olmadı mı? Sepi ortasında bulun. Hikmet amca, evi görebilir miyiz artık? Serpil oğluna söyle sakin olsun. Oğlum sakin ol. Evi görebilir miyiz artık? Tamam, ev bildiğiniz gibi işte. Hadi gidin. Bir bakalım ya şöyle ne var ne yok. Bir eve bir bakmak lazım yani şöyle. Ya ev 2+1, Amerikan mutfak, Fransız balkon işte ya. Sazlarız. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhabalar. Hikmetciğim, misafirlerimiz kim? Teyze, biz görmeye geldik. Serpil oğluna söyle, ağzına çakacağım şimdi. Oğlum ağzına çakacak ha. Hanım tamam ya, şey yok. Buyurun oturun, ayakta kaldırın lütfen. Hikmet, mutfak. Baba. Geliyorum Pınar Altu, gel. Allah'ım yarabbim ben. Hikmet, kim bunlar? Ya misafir işte. Görmeye geldik dediler. Niye görecekler baba? Kızım bunlar sana görücü mü geldi yoksa? Evet, iyi fikir. Seni görmeye geldiler. Kızım sana görücü geldi. Niye haberin yok annemin? Evet. Benim niye hiç haberim yok baba? Ben de yeni öğrendim. Ya kızım abartma ya. Bir çok sevdiğim bir iş adamı yani. İş ortağımız ya. Anlatabildim mi? Sevmesen zaten ben onları postalarım kızım ya. Tamam. Efendim tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Vallahi şaşkınım. Yani böyle bir anda olunca. Siz nereden gördünüz de istiyorsunuz acaba? Efendim biz internette gördük geldik. Ya sana kaç kere dedim şu chat sitelerine girme diye. Hani chat mi kaldı bu devirde? Saçmalama. İlan verdi de kızım internet. Ondan bahsediyor. Bir de ilan mı verdin Pınar? Hani saçmalama öyle şey mi olur ya? Efendim biz oğlan için düşünüyoruz. Yani kendiniz için düşünecek haliniz yoktu herhalde. Yok kendim için de düşüneceğim zaten ileride. Çünkü ben biraz hor kullandım bizimkini yani. Evet. Bir yenilemek lazım tabii. Tövbe. Bizim oğlan da yuva kursun istedik biliyor musunuz? Bizim oralardan da baktık ama içimize sinen olmadı. Ha başkalarına da baktınız yani. Baktı tabii canım. Hatta birkaç yere kapora bile bıraktık. Kaporaları geri almadık ama. Kapora mı? Ya hanım söz gibi düşünmüşler. Söz kesmişler. Ben açarım. Yani eve de alışmış olurum böylece. Ne? Eve mi alışmış olur? Ne demek ya? İlk ay iç güveysi olarak yaşar oturtana kadar. Buyurun. Bu ne lan? Bu da bizim Ergun, hanımın kardeşi. Gel, Taksim Bey bir ailesi Ergun. O ne ya? Dizi ismi gibi. Allah'ım ya! Benim gibi şaka yapıyor. Serpil ortası da kulun. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar efendim. Efendim, lafa daldınız. Bir şeyler ikram etmeyi unuttunuz. Hanım, bir kahve mavi bir şeyler var. Kahveleriniz nasıl olsun efendim? Sade. Orta. Şekerli. Ne kadar uyumlu bir aile ya. Çok. Ergun'cum sen de gelsene biraz. Ben ne yapayım abla? Dayı yardım edersin lütfen. Hadi müsaadenizle. Gel dayı. Allah. Dayı çok kötü durumdayız. Ne oldu kız? Kıza görücü gelmişler. Buna? Nereye üzülüyorsun? Sevin işte ne güzel. Bir şey desene şu kıza. Kızım zorla evleneceksin. Her gün çile, her gün keder, her gün hüzün. Ay çok kötü be. Yok öyle bir şey. Biraz iyi şeyler söyle. İyi şeyler söyleyeyim. Evlen kızım. Bu zaten bir iki sene böyle yerse patlar. Ya dayı yine de istemiyorum bir şey ya. Dayısının gülü. Ben seni kimselere vermem. Kimselere. Tamam. Enişte. Hadi. Tamam oturalım sonra. Olur. Önce bir konuşalım. Evet. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Balkonlar da biraz küçükmüş. Anne. Yalnız arka taraf bayağı geniş. Anne ben kilomu aldım ya. Yok kızım biraz basenlerin iri, ırsi. Efendim dışarıdan biraz yıkık gibi. Ama içi güzeldir yani. Tabii öyledir. Bir boya badana istiyor tabii değil mi baba? Ya biraz makyaj yapmıştım ama. Efendim ama bir elden geçmesi şart canım o belli yani. Baba depreme de dayanmaz bu ya. Bir darbede yıkılır vallahi. Niye istiyorsunuz canım o zaman? Efendim biz kelepir diye geldik yani. Anne ben kelepir miyim ya? Görürsün bak neler edeceğim. Yavrum ben. Bak. Kızım ne yapıyorsun? Kafamı kırıyorsun ya. Çık ya odasına abla odasına. Bizim kız biraz hassas bu konuda da. Efendim evi çok mu seviyor? Seviyor tabii evi. Seviyor. Kızı zorla evlendiriyorlar sonuçta. Kızınız evleniyor mu? Evlenmiyor. Nasıl ya?
Siz Pınar'ı istemiyor musunuz? Veriyor musunuz? Vermiyoruz. Veriyorsanız ben alırım. Serpil, oğluna söyle, konuya odaklansın. Oğlum, konuya odaklan. Ya oğlum, ben sana dedim ya, ablamdan sakla diye. Evi satıyorum ya. Enişte, ben ablamdan saklamam. Evi sattırmam enişte. 200 lira çalışır. Sat enişte, ver. Sat, sat gitsin. Ver gitsin. Sat, sat, sat. Komple sat enişte gitsin. Ver be. Dayı, ben... neler diyorsun? Duydum hepsini. Kızım, iyi para veriyorlar diye ben... ben baktım, abla sakin. Şu kapıya bir bakın ya. Hayırlı akşamlar. Tarık. Ne işin var lan burada? Pınar mesaj attı, koştum geldim. Hikmet amca, yaptığınız ayıp. Ben burada yolu kırmaya çalışıyorum, siz başkasına veriyorsunuz. Hikmet Bey, ne oluyor burada? Esas size ne oluyor ya? Ben burada o kadar uğraşmışken siz gelip üstüne konmaya çalışıyorsunuz. Aa, beyefendi doğru mu bu? Ben de yeni öğrendim. Benden kimse alamaz onu. Parası neyse vereceğiz. Aa. Ne biçim konuşuyor lan sen? Oğlum, Serpil oğlan senin karnına kalksın. Ne oluyor burada ya, ne oluyor? Bu ne, açık arttırmaya mı katıldık biz ya? Ya bey baba, sen nasıl konuşuyorsun ya? Bir de parayla mı satın alacaksın? Ya neyle alacağız? Ya abla, ayıp ayıp ya. Yaşından başından utan bari. Ya ne oluyor ya? Biz her şey, ya anlaştık ya biz. Oo, Hikmet amca. İyi tamam lan, ne veriyorlarsa iki katını veriyorum ben. Biz 500 bin veriyoruz. Pınar, sen bilirsin. Enişte, güzel para. Sat gitsin, sat kurtulalım be. Ya dayı, yazıklar olsun, neler diyorsun? Ama kızım, gayrimenkul çok değerli. Anne, ben arsa mıyım ya? Tarık, bir şey yapsana. Hikmet amca, taksitle veriyorsan hemen alayım. Ya ne yalun ya, ne yalun? Vermiyorum kızımı falan ya, ben ev satıyorum. Ne? Ev mi satıyorsun? Ya ne demek ya, ev satıyorum? Hanım, ben battım ya. Battım, size de utandım, söyleyemedim. Sakladım yani sizden. Ama olanlara bak ya, saçma sapan bir şeyler konuşuyorlar. Ay, ah be adam ya. Niye söylemedin? Hani biz aileydik, hiçbir şey saklamayacaktık ha? E söyleseydin annemin arsasını satar öderdik ya bir adam. Ya olur mu öyle şey ya? O senin malın. Ya senin malın, benim malım mı var? Biz aileyiz. Enişte, Allah belanı versin, çok duygulandım. Şunun 100 lirasını geri vereyim ben sana. İki yüzlüğü var mı? Şunu bozsanız. Ya oğlum, sok onu cebine. Saçmalama, sok ya. Efendim, ne oluyor acaba? He, ne oluyor? Bu çok yani ya, anlaşma yapmıştık. Ya bey baba, sen ne diyorsun? Ne anlaşması ya? Bizim iş ne olacak peki? Ne işi ya? Ya Hikmet amca, ben 500 bin lira falan yok ama biz birbirimizi çok seviyoruz. Ben kızınıza talibim. Kızım, senin gönlün var mı bunda? Var. Tamam. Evime biz satmıyorum. Evi de düğün hediyesi olarak size bırakıyorum. Helal be enişte be, helal be. Ne oluyor ya? Baba, veriyor. Bir dakika ya, biz zaten kızda değiliz ya. Evdeyiz, nasıl verirsiniz evi ya? Ya veriyorum, ev satmıyorum. Evi de satmıyorum. Hepsini onlara bırakıyorum ya. Sizin bu yaptığınız çok ayıp bir kere. Asıl senin yaptığın ayıp, senin. 1 milyonluk eve 500 bin vermek ne ya? Öyle yere düştük diye bir tekme de siz mi atıyorsunuz? Ama enişte, belki orta... Bırak hadi, gidin bu evden, Allah'ınızı seversiniz ya. Bir dakika ya, bir dakika. Ortaya bulabiliriz ya. Ben şöyle söyleyeyim size, bir 600 bin. Satma enişte. Satma be. 700 bin. Enişte, satma. 900 bin. Enişte, aklını kullan. Sat gitsin. Sat. Sat enişte. Sat şunu. Bak deli... Sat. Oğlum, satmıyorum. Satmıyorum. Hadi çıkın evden. Ayıp. Hadi. 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 Siz şikayet edin. Hadi. Kimye şikayet edin. Çekil şuradan. Çık, çık. Hadi. Oğlum, yürü hadi. Başkaya bakıyoruz. Size 2 çift lafım var. Ayıp sizin yaptığınız. Ayıp. Ne yapmışız lan? Gösterdiniz, vermediniz. Aa! Çok güzel hareket diyenler. Var mı zil diyen? Okey. Ya bu bir kere bir orta oyunundan beri bir klasiktir. Bu kalıp. Bunu hatırlayanlar var mı? Deve kuşu kabareden hatırlayanlar var. Orada da aile video almaya galiba gelir. Hatta Levent Kırca olacak o kadar da galiba... Araba uyarlaması vardır. Bu çok eski bir kalıptır. Yani oynamakta bir sakınca yoktur. Fakat çok durum komedisini çok aşırı belli eder bir halde yazmışsınız. O yüzden çok içine giremedik yani. Güzel şakalar olduğunda reaksiyon verdik ama
Çok inanmadık böyle bir durum olabileceğine. Biraz durum komedisine zorlanmış bir şeydi. Durum komedisinin böyle kendiliğinden oluşması ve aa evet bu hepimizin başına gelebilir dedirtmesi gerekir. Sizce neydi sorunuz? Ulan ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Ben esas cekete ne yaptım? O ceket kaç para biliyor muyum ben? Allah Allah. Neyse yazarım ben. Alışkınım böyle şeylere. Hayatım bu lekelerle geçti. Romantikmiş. Vallahi öyle. En eski dostum yani. Çok güzel hareketler devam ediyor. Bu niye ağlıyor şimdi? Bunlar neyse bunun kardeşini cami avlusuna bıraktı. Onu buldu ya ondan ağlıyor. Yanındaki niye ağlıyor? Kaynanası ona büyü yapmış. Kaynanası niye ağlıyor? Pişman olmuş. Sen niye ağlıyor gibisin? Ay Mücahit bu dizi tutmadı. Reytingi düşük. Haftaya final yapıyor. Buna mı ağlıyor? Ver şu kumandayı ben de birkaç bir şey izleyeyim ya. Ama ben bir şey izlemeyeyim. Al. Ver. Oh, başka şeylere içten ya. Ben hazırım. Siz niye hazır değilsiniz? Biz neye hazır olacağız? Neye kız? Söylemedin mi anne? Neyi söylemedin? Kız neyi kız? Söylememişsin anne. Neyi söylememişsin? Ay Aslı ben onu unuttum. Neyi unuttun? Annem olmaz bu saatten sonra ara iptal et onu. Ne anne ne dedin ya alıştıra söyleyeceğim. Bana dedin hani. İşte alıştıra söylemek için zaman lazım kızım. Ben ne? Bu kadar kısa bir sürede bu adamı buna alıştıramam. Ulan ben buradayım ya. Ya. Neden ben burada yokmuşum gibi konuşuyorsunuz aranızda? Söylemeyelim. Söylemeyelim. Ya ne demek söylemeyelim? Çocuk yolda. Ne? Çocuk mu yolda? Bu kız hamile mi? Onu mu söyleyeceksiniz? Saçmalama otur Mücahit. Ne çocuğu? Ne oluyor bana? Çabuk söyleyin. Kızım adam akıllı anlat. Adam kalpten gidecek. Baba. Canım babam. Sercan var benim erkek arkadaşım. İsmi Sercan. Biz ciddi bir ilişki içerisindeyiz. Evlenmeyi düşünüyoruz. O da seninle tanışmayı çok istiyor. Ne diyorsun kız? Ha, baştan mı alayım? Baba. Canım babam. Benim Sercan diye bir erkek... Ya Sercan kim? Ha, Sercan'ın kısmından alayım. Baba. Sercan benim erkek arkadaşımın adı. Lan ne evlenmesi? Ne diyorsun sen ya? Anlatıyor kız tane tane. Evlenme yok canım. Hayır. Bana bunu şimdi mi söylüyorsunuz ya? Hayır asla. O çocuk bu eve gelmeyecek. Bitti o kadar. Ya baba ya. Konuşma kız. Git odan dağla benim. Tamam. Lanet. Bravo. Ne? Beğendin mi yaptığını kız? Ne güzel giymiş hazırlanmış. Asıl sen beğendin mi yaptığını? Son dakika böyle bir şey söylenir mi ya? Sen kendine bak Feride Hanım. Git. Sen de kızın yanına git. Sanki ben alıştıra söylesem sen sinirlenmeyecektin. Vallahi ben... Senin hiç suçun yok Feride. Başını dik tut kızım. Yürü git. Başını dik tutacakmış. Kim bu ya? Hiç. Mücahit abi. Sercan. Mücahit abi. Sercan. Mücahit abi. Sercan. Oğlum nasıl özlemiş? Sercan. Mücahit abi. Bu Sercan, o Sercan, o Sercan. Bu Sercan mı lan? Bu Mücahit abi, bu Mücahit abi. Sakın beni tanıdığını belli etmiyorsun. Tamam benim canımı sıkma. Ama tanıyorum. Sercan. Sercan oğlum hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi bakalım. Ben aslında çiçek mi alayım, çikolata mı alayım dedim. İkisini birden aldım. Yani isteme de alınıyor ama şimdi de sorun olmaz değil mi? Sorun olmaz değil mi baba? Olmaz. Olmazmış. Olmazmış. Öpeyim ben. Tabii canım. Heyecanlı. Geç yavrum sen şöyle otur. Çay içer miyiz? Olur bir çay alalım. Çay demleyelim. Sen de git anana yardım et hadi. Tamam. Çay koy biz Sercan. De bir Sercan'la erkek erkeğe konuşalım. Hadi bakalım. Soruları düşünerek sakince cevaplar ver. Tamam mı? Sakin. Lan ne diyorsun? Bir de kopya veriyor gerisi. Ne işin var lan senin burada? Abi ben nereden bileyim Aslı'nın senin kızın olduğunu? Lan çık git bu evden çabuk çık git. Ya ben seviyorum Aslı'yı. Lan ben de seviyorum Aslı'yı. Kızım o benim. Defol git bu evden. Çık git hadi. Çık. Onlar gelmeden git beni al. Ailen biliyor mu kumar oynadığını? Sercan ben kumar oynamıyorum ki. O küçük bir hataydı. Geldi geçti ben onayı sildim. Kızımla evlenemezsin. Vallahi şeker gibi atıyordun zarları. Ben nerede zar attım lan? Yalan konuşma. Attın abi. Atmadın zar mı? Yalan konuşuyorsun ya şu an. Yalan konuşmuyorum ama olanı da söylemem. Ne diyeceğim? Baban İrfan amcanla birlikte Malatya'ya gidiyorum deyip aslında Kıbrıs'a gitti. Orada kumara düştü. Ben de garsondum kanki olduk mu diyeceğim. Diyemem zaten ben de. Lan ben karıma Malatya yalanını söylediğimi sana ne zaman söyledim? Abi sen sarhoştun bana her şeyi anlattın. Ha bu başka? İşte şey oldu, Malatyalı bir arkadaş vardı, onunla fotoğraf çektirdin. Kim o arkadaş? Yunus. Ha, hatırladım ben onu. He. Dedin işte ben Malatya'dayım dedim. Bak dedim bu da Malatyalı dedin, çektin fotoğrafı.
Malatyalı Yunus'la çektiğim fotoğrafı karıma mı gönderdim? Evet. Karım ne dedi? Yunus'un Malatyalı olmadığını anladı. Benim Malatya'da olduğumu anladı mı? Onu bilmiyorum abi. Oğlum ben başka ne yaptım? Abi çok sarhoştum. Masalara çıktın, bir bozdun. Biz ne diyorsun oğlum? Oğlum demek garsonsun. Kız iki elle tutsana. Allah'ım. Yazın bir dönem garsonlukta yap. Kız dökecek kız. Bak sol elle servis yapılır. Garson. Gerçi öpücük atmadın ama bu benden olsun. Seni öpücüğe boğacağım ben. Ay, ne güzel taşıyor çocuk. Afiyet teşekkürler. Kızım sor çayın yanına ne yer ne içer sor kızım. Kızım tamam. Sor. Tekrardan hoş geldin. Siparişinizi alabilir miydim ben? Çay yeterli. Kurabiye öner. Sıcak sıcak kurabiye öner çayın yanına. Tamam. Ev yapımı kurabiyelerimiz var. Fırından yeni çıktılar. Olur ben bir kurabiye alırım. Ben hemen kurabiye koyup geliyorum. Hadi kızım sen de git anana yardım et. Tamam. Kurabiye koysun. Sen de çık git lan bu evden. Çabuk defol git lan. Aşk olsun abi biz sana öyle mi yaptık? Oğlum ne yaptın? Her öpücük attığında mutfağı yığmadık mı önüne? Oğlum bu öyle bir şey mi? Ha? Abi kusura bakma vallahi ben sevdim ya burayı. Oğlum seni bağırırım lan. Seni öldür, indir lan ayağını. Oğlum indir lan ayağını yapma. Ya Sercan ya benim hayal ettiğim damat ilişkisi bu değildi ya yapma. Selamun aleyküm abi. Kim? Kimse ya kapıcı direkt. Çalıyor kızım. Amcam değil mi yok? Abi sıcak. Hoş geldin amca. Abi o neyin şakasıydı ya? Sercan. İrfan abi. Sercan. İrfan abi. Lan Sercan ya. Sercan ya. Sercan. Siz nereden tanışıyorsunuz İrfan? Ne Kıbrıs'ı ya? Oğlum ne Kıbrıs'ı? Kimse Kıbrıs demedi. Sen niye Kıbrıs diyorsun şimdi? Kıbrıs'tan mı tanışıyorsunuz? Ne kumarı ya? Saçmalamayın. İrfan ne oluyor? Yok ya abim yapmaz öyle şey. Ben de yapmam. Ne yapmıyor senin abin? Yenge, yenge. Malatya'ya iş diye gidip Kıbrıs'ta kumar oynayıp tatil yapıp gelecek halimiz yok. Yok bir de damadınız oradaki garson olsun. Sercan. Senin o ağzından çıkan kelimelerin, senin bu ağzının... Sen, asıl senin. Sen şimdi Malatya'ya gitmedin, bana yalan mı söyledin hocam? Yok öyle bir şey ya. Sercan, desene öyle bir şey olmadı, desene. Feride abla, vallahi kötü bir şey yok. Bunların ikisi sabaha kadar makinede böyle bastı yani. Hiçbir şey yapmadı. Ben miydi senden böyle yalanlar mı duyacaktım be cahil? Ya o yalan yok ki. Yok abla, oluyor. Şirketler normalde toplantıya geliyor. Böyle akşamda 3.000-5.000 dolar bırakıyor. Rakam niye veriyorsun? İt. Ya ben lafın gelişi dedim ama bak vallahi billahi hiçbir şey yapmadılar. Yalanım yok. Bak yalanım yok diyor çocuk. Var ya anlamıştır. Ne diyorsun oğlum? Abi ben büyük pot kırdım ya. Malatya falan dedim. Şimdi oradan nasıl çevireceğiz ki? Ulan İrfan. Tamam lan. Tamam çık git evimden. Beni artık tehdit de edemezsin. Her şey anlaşıldı zaten. Çık git evimden. Sercan. Hadi. Sen babamı tehdit mi ediyorsun? Hayır ya tehdit etmedim. Söyleme dedi. Ben de söylemedim. İrfan abi söyledi her şeyi. Lan yürü çık git. Benim sana verecek kızım yok. Hadi. İyi öyle olsun. Öyle tabii. Kıyak abimiz. Yürü lan. Sercan gidiyorsa sen de gidiyorsun Mücahit. Heh. Amca bir şey desene. Ne diyor yenge? Ben de gideyim mi? Senin de karına söyleyeceğim ben. Sercan sen hiçbir yere gitmiyorsun. Duruyorsun orada oğlum. Gel. Sercan niye duruyor da ben gidiyorum ya? Mücahit abi gidiyorsa ben de giderim. Aha. Görüyorsun ne kadar satıcı bir çocuk. Hemen seni sattı. Bu çocuğa güven olmaz Feride. Abi ben seni kazanmak için... Ben tutturulacak kupon muyum lan beni kazanacağım? Abi şimdi öyle de deyince aklımız fikrimiz hep kumardaymış gibi oluyor. Ağzın bal yesin İrfan. Aynen öyle. Aklın fikrin kumarda senin. Sen var ya bir 5 dakika sussan. Burada bütün problemler çözülecek İrfan. Ben ne yaptım ya? Daha ne yapacaksın lan? Anne. İkisi gidiyorsa ben de gidiyorum bu evden haberin olsun. Nereye gidiyorsun? Sen sadece para kaybetmedin. Sen bu yalanlarla beni de kaybettin Mücahit. Feride. Feride öyle deme. Ben seni kaybedemem. Abi. Ben seni kaybedersem kendimi kaybederim. Abi. Ne olur bana bir şans daha ver. Abi. Şans ver ki seni bir daha kazanayım Feride. Abi. Ne var lan? Şimdi kazanmak, kaybetmek hep Kıbrıs terimleri kullanıyorsun. Seni var ya ben öldürdüm. Aa, bana. Feride, kurban olduğum tamam. Vallahi özür dilerim. Ben yaptım bir hata. Hı. Sen bundan sonra ne istiyorsan yapacağım. Söyle. Anne tamam. Ne istersen. Ne istiyorsan kız. Tamam. Bu Sercan yarın geliyor anasıyla babasıyla bu kızı istiyor. Sen de müsaade ediyorsun. Vallahi büyük kumar.
Tamam ya. Hı. Anana babana söyle, yarın gelin isteyen kızı veriyorum. Sarılma lan. Vay be abi. Kız gidiyor ha. 6 ay oldu, sen hala kaybediyorsun ya. Acaba şans mı yok sende? Çeki hediyenleri duyalım. Zil mi diyorsunuz yani? Çal bakalım. Seviyorum böyle skeçleri çünkü gerçek bir ev, gerçek olabilecek bir durum komedisi. Aşırı bir abartı yok. Tıpkı hani Metro skecinde olduğu gibi hakiki meselelere dokunduğunuzda çok güzel sonuç alıyoruz. Çünkü televizyonda hakiki mesele görmekte zorlanıyoruz. Dizilerde böyle büyük bilmediğimiz aileler, intikam peşinde mafyalar falan filan. Ne çok intikam varmış yani filan. Ama işte böyle skeç görünce ben de çok mutlu oluyorum. Güran'ı öveyim diyorum. Çünkü Güran bir... Açın kapıyı olmadığında da Güran altundaşar, altundaşıyor. Yani altın kıvamında oynayabiliyor anlamında mesleki bir tabir. En iyi şaka sizce hangisiydi? Çocuk yolda. Çocuk yolda hakikaten mi? Çocuk yolda diye başka? Büyük kumar. Damat ilişkisi. Hem güzel. Demek bir sürü güzel şaka var idi. Çok tatlıydı. Aferin çocuklar. En gencimiz Fatma'yı da biraz övmek istiyorum. Ne güzel gençlik. Çok geliştirdi kendini. Bütün iyi skeçlerin içinde ya yazar ya ortak yazar olarak da çalışıyor. Ezgi'nin yeri bambaşka. Hilmi hakeza. Kameraman arkadaşlarımız. Evet ya, hiç kameraman arkadaşları övmüyorum burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kişiler ve her hafta büyük emek harcıyorlar. Sağ olun kardeşler. Çok güzel hareketler devam ediyor. Efendim, evlerimizin vazgeçilmez teknolojik aleti desem ne dersiniz? Televizyon, değil mi? Bizim evde de öyle. Yani televizyon hakikaten çok özel bir alet. Kendine ait mobilyası olan tek teknolojik alet olabilir. Yani hiç dolabı olan blender yok ama bunun bir ünitesi var. Onu alelade bir yere koyamıyorsunuz. Her zaman salonun baş köşesinde. Bizim evde de öyle. Bizim evde de 3 tane televizyon vardı. Neyse ki ikisi gitti çünkü babam gerçek bir televizyon bağımlısı. Ben babamla uzun bir süre göz göze gelemedim. Sürekli televizyona bakıyor. Baba ne haber diyorum, yüzüme bakmadan cevap veriyor. O yüzden ben de televizyona konuşuyordum. Televizyondan sekip babama gidiyordu. Babam yine televizyona bir şey söylüyor, bana geliyor. Bizim evde gerçekten çok özeldi. Sanırım hepimizin evinde öyle. Dedi ki acaba evlerde televizyon bozulsa ne olur? Acaba dedik. Kariyerimi biraz ona borçluyum. Evet hocam. Filmleri var, Vizyon Tele. Vizyon Tele diye filmi var. Biz de dedik acaba televizyon bozulsa ne olurdu bu evde? Bir sıkıntı olurdu büyük ihtimalle. Şimdi ben skeci yazanları şöyle küçük yazdım kağıda çünkü kalabalık. Hilmi, Fatma, Safa, Cihan, Gürhan, Batuhan. Altı kişi. 9 kişi. 6 kişi. 6 hocam evet. Güzel. Ekip çalışması demek ki. Güzel. Evet. Hadi bakalım. Skecin adını unuttum. Televizyon ailesi. Televizyon ailesi. Televizyon ailesi geliyor. İyi eğlenceler. İyi seyirler. Dur Şükran. Hadi İhsan. Hadi İhsan değil diyor bana. Millet yanlış anlayacak. Dur Şükran. Hadi ya açılmıyormuş. Ne yapacağım? Açılmıyor lan onu unutuyorum ya işte. Allah Allah. Bas bakayım basıyorum. Aman HDMI'ya girmişsin. İhsan ava bas ava. Ava gidiyorum işte ya. Av 4'e gel. Av 4'e gidiyorum ha.
Mavi ekran var. Ava bas, ava. Tamam, ava basıyorum. Ya ava bas, av, av, av diyorum. Allah Allah, basıyorum işte ya. Olmuyor. Allah Allah. Kediyim lan ben. Allah Allah ya. Ne yapıyorsun? Ava bas diyorum, basmıyorsun ya. Ben bastım ya. Tamam, vur bari, vur. Bir şeyler yap. Hadi dizim kaçacak ya. Lan ben buna vuramam oğlum. 6.000 lira verdim lan ben buna. Ama... Ama İhsan, bir açıp kapasak mı? Süper fikir lan. Vallahi süper fikir. Ama kapatmak için önce açmak lazım ya. Açamıyoruz ya. Açıp kapatamayız ya. Anladın? Aa, gitti televizyonum, gitti ya. Yemin ediyorum, gitti televizyonum. Televizyon ne lan? Televizyon ne? Sen bozdun bunu ha. Sen bozdun. Bana bunları verdiniz. Sen bozdun bunu. Ne ben bozdum be? Allah Allah. Senin o oğlun her gün şey yapıyor. Kabloları takıyor, çıkarıyor, oyun oynuyor, bir şey yapıyor. Kesin o bozdu. Ata be. Evet. Ata be. Ha, geldi. Ben de seni babana şikayet ediyordum. Vurunca çalışıyor mu? Deniyorum, bakıyorum. Ben de geleyim lan. Ben de deneyeyim o zaman. Ne yaptın lan televizyona? Ya baba, yanlışlıkla bozdum da ben halledeceğim yani ben. Al işte. Lan zaten, zaten bozarken yanlışlıkla yaparsın. Yani diğer türlüsü mal yaparsın. Sen öyle misin lan? He? Mal he? He? Mal. Evet. Şu televizyonu benden daha çok seviyorsun ya. Evet. Bunda bir şey yok ki yani. Bu normal. Niye bunu problem iş gibi söylüyorsun ki? Zaten ben bu evin içerisindeki her şeyi senden daha fazla seviyorum oğlum. Lan oğlum ben eve geldim. Yavru ağzı futbolu izleyeceğim. Bak yorumları izleyeceğim. Evet. İzleyemiyorum daha, ya. Daha yatmamıza 4-5 saat var. Ben keşke bir dünyaya hükümdar olsam da anasını ağlatsamı izleyecektim. Kaçtı ya. Kim dizi lan o? Anne tekrarını izlersin ya. İzleyemem efendim tekrarını. Ya gece gece tek bir eğlencemiz var. Onun da içine ettin Ataberk sağ ol. Kapa lan kulaklarını. Kapa lan! Ne var gece? Tek bir eğlencemiz var. Onun da içine ettin. Senin gece tek bir eğlence mi? He? Evet. Sen gece eğlenmiyor mu benimle? Tamam çocuğun yanında şey yapma sen ya. Ben duydum da çok da şey yapmam yani. Oğlum sen niye alın? Oğlum ben işten geldim. Televizyon izleyeceğim. Kafamı dağıtmak istiyorum oğlum. Kafamı dağıtmak istiyorum lan. Ben kafamı dağıtamadım. Ne yapacağım şimdi? Ben kafamı dağıtamadım. Senin kafanı dağıttın mı lan? Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle bu hafta batı bölgelerde yer yer sağanak yağış etkili olurken kuvvetle muhtemel kar beklentisi var. İstanbul ve çevresinde kar bekleniyor. Kar yağacak. Okullar herhalde tatil olabilecek şu anda son dakika. Okullar tatil mi? Tatil, tatil olmuş okullar. Okullar tatil olacak. Evet. Şu an okullar tatil oluyor. Son dakika gelişmesi. Evet hemen bağlanıyoruz. Mertkan neler oluyor? Evet. Çok... Ha şeyle 4G ya. Son evet, geliyor. Geç gidiyor, geç gidiyor. Evet şu anda valilikten yapılan açıklamaya göre okullar okullar tatil. 10 gün oldu inşallah 10 gün. 10 gün tatil. 10 gün bildim lan. Bildim. Bildim. Vallahi bildim. 10 gün tatil okullar şu anda tabii ki karın tadını yine çocuklar evet çıkartacak. Manisan yeter ya ver şunu. Evet. Daha eğlenceli bir şeyler izleyelim. Şöyle müzikleyim yok mu? Evet, müzik piyasalarını alt üst eden Burulay'dan devam edeceğiz. Şimdi okay. Burulay geliyor, benim adım Burulay diyecek. Sevgilim geldiğinde vardı dolunay, dolunay. Storylerde gördüm. Biraz ya, maç başlayacak, maç maç, maç. Evet, tarih yazıyorlar şu anda. Yok böyle bir seyirci sevgili izleyiciler. Adeta tarih yazıyor bu seyirci. Ne İngiltere, ne İsviçre, ne Galler görmedim, duymadım, anlatmadım. Harika bir seyirci var, harika bir atmosfer var, tüyler diken diken. Sen ver şunu ya, Allah Allah. Daha eğlenceli bir şeyler diyorum sana. Çok güzel hareketlerdi bu hafta. Hadi. Çok güzel hareket diyenler. Çok güzel hareket diyenler. Hamza seni bu hafta az skeçte gördüm. Hamza sen niye öyle... Hep Hamza'yı söylüyor ya. Hep Hamza'yla konuşuyor. Cenan öv biraz ya. Cenan öv, Cenan öv. Ayşegül o tokat neydi öyle ya? O tokat neydi Ayşegül? Hocam.
Cım 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 cım. Açın kapıyı. Nurgül. Ben geldim. Kocan geldi. Dur. Yine mi açın kapıyı ya? Açın kapıyı. Yıl 2049, açın kapıyı. 1468 yüce 33. Ne var çocuklar yazıyor, biz seviyoruz ya ama. Cım 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 cım. Ay zil olur cım, inşallah cım, cım, cım. Zil midir bu? Ya her şey zil çalıyor ya. Her şey zil çalmasın ya. Doğru ya. Çok zilli hareketler oldu bunlarda ya. Cım 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 cım. Cım 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 cım. Cım 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 cım. Cım 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 cım. Selamın aleyküm, aleyküm selam. Çok güzel hareketler. Pazar akşamı saat 8'de Kanal D'de. İzleyelim, izleyelim. Bu hafta izleyelim. Çok güzel olur vallahi. Ne yapıyorsun sen be? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Sen bozdun televizyonu, bizim başımıza kapatladı kabak be. Bak yine bağırır. Senin yap... Abin televizyon oldu kızım. Televizyon bozulmuş. Öyle mi olmuş ya? Öyle olmuş. Aa. Sen demedin mi bütün dizileri ben açacağım buradan dedin. Benim izleyemedim bazı diziler. Senin bunda bir parmağın var mı acaba? Yok babacığım ya. Ben şimdi görüyorum bozulduğunu yani. Bakalım var mı? Yalan ağzına yuva yapmış be. Varmış. Baba. Geç şuraya. Geç şuraya benim dizim başlayacak. Saçma yapıyorsunuz şu an. Saçma sapan. Çok saçma. Sus. Dizim başlayacak. Si. Ne? Si mi? Sineğin kısaltması lan. Ya bunu bir üçleme. Si, mi, ki, öyle bir üçleme bu. Yanlış söylemişimdir. Ben sana söyleyeyim. Al. Sen minnoş bir kedisi değilsin Tuğ. Beni zorlama Can. Yoksa sonuçlarına katlanırsın. Hem Deniz bizi görürse başımıza neler gelebilir? Sen tahmin edebiliyor musun ya? Görürse görsün Tuğ. Sen benimsin, benim olacaksın. Üstüme gelme. Hep bunu yapıyorsun. Nefret ediyorum senden. Tiksiniyorum. Ay. Ay. Sana minnoş bir kedisi değilsin demiştim Duru. Beni hastaneye götürür müsün? Götürürüm. Hangi hastane? Çapatıp. Tamam, hadi gidelim. O zaman bölümü de çapatıp gidelim. Kapattılar ya. Aman yemin ediyorum. Bitiyor ne olacak mu? Çok merak ediyorum. Bitiyor. Reklamlardayken ben bir çizgi film izleyeyim lan. Çizgi film? Almıştık. İsa sen çizgi film mi izliyorsun lan? İşte benim de geceleri tek eğlencem o sen uyuduktan sonra. Ne yapalım? Anne! Rosie benimle oynamak istemiyor anne. Ya bu kelli ama ya. Bu saçlıyken güzel olmuyor. Başka bir şey. Şey baba! Şirin baba! Aklımda çok güzel bir fikir var ama... Ne dedim ben ya? Attılar bebeği ya. Biraz daha... Şişt, Şükran, ben de Daffy Duck yapıyorum ha. Ne? Daffy, Daffy. Yap bakayım bir. Bu mu Daffy Duck? He. Bence yapma daha da. Tamam peki. Baba ne güzel yapıyorsun ya. Şükran! Baba yoruldum, gözünü seveyim ya. Et şuna bak, ıslak sırılsıklam oldum ya. Tamam, yaptıracağız, halledeceğiz ya. Ne güzel sohbet ediyoruz, etmeyelim mi? Tamam. Oldu, ne yapalım artık İhsan? Biz de bu gece eğlenmiş olduk ya. Vallahi 40'ta yılda bir, değil mi? He ya. Ne güzel oldu ya vallahi. Tamam. Evet, biraz güzel olmuş olabilir. Sohbet o zaman be. Sohbet edelim mi? Biraz sohbet edelim. Tamam. Biraz ailecik sohbet edelim hazır ya. Hazır televizyon da yok ki. Hadi sohbete başlayalım. Hadi evet. Bakalım. Evet. İyi. Oldu. Ne yaptın Gökçe? Neyi yaptın? Şey, o... He? Baş He? Olarak... Ne yaptın? Lan oğlum sohbetinize duyum olmuyor ya. Ne? Kapçı. Allah belanı vermesin abi senin. Abi ne hale geldik ya, şu televizyonu hallet, gözünü seveyim. Çıldırdılar televizyon diye ya. Hallolacak gibi de değil, bunu götürmek de gerekebilir belki. Bin... ₺250. Nasıl ya? Eflatun tuşa basıyorsun, bütün kanallar açılıyor. ₺250. Lan siktir git! Siktir git! ₺250 demiş. Telefonla ne söylemiyor? Ya şu sonuçlara gidemez diyorum ya.
taç edin. ŞG diyenler. GH diyen var mı? Çok zil hareket. Zil diyen var mı? Yani taklitlerin çok iyi olduğu yerlerde yürüdü. Biraz yani onu yapmaya mecbur kalmalıydılar. Zira benim en son böyle geçerken provada gördüğüm de öyleydi. Yani ailede anne baba o kadar üzülüyor ki çocuklar çaresiz kalıp dur ya ben size bir şeyler yapayım diyordu. Böyle bir durup dururken geçiş gibi oldum. Çok zilli hareketli bunlar mı diyorlar? Öyle yazmışlar hocam. He öyle ne olacak? Var mı itiraz ola? Burada kamuoyu, burada yüksek meclis var. Ben mi çaldırıyorum zili? Al bak şimdi çalma dediler. Çalıyor muyum? Kendi kendimize zil mi çalıyoruz biz? Deli miyiz biz? Çok güzel hareketler devam ediyor. Ve işte Safa. Ben Safa Sarı taklidi yapacağım. Tabii ki yapmayacağım. Ne bakıyorsunuz? Buyurun. Safacığım ne var böyle yeni taklit bir şeye? Geçen demin kuliste bir çizgi film yapıyordu ama o çizgi filmi ben bilmediğim için bana bir şey yok mu? Neydi o çizgi film? Winnie the Pooh hocam. Winnie the Pooh biliyorsunuz mu? Ama hocaya yaptım şöyle bir şey oldu arkada. Hocam öyle bir... Peki. Yap bakayım Winnie the Pooh. Şey şimdi hepsini sırayla yapacağım bakalım. Sırayla yapayım. Korkuyorum Winnie. Korkuyorum. Korkmana gerek yok Piglet. Ben yanındayım. Bayağı biliyor millet ya. O ben neredeydim acaba bu yayınlandığı süre? Tiger vardı hocam orada. Ohohoho! Çocuklar! Diye giriyor böyle. Zıplaya zıplaya. Deli mi ne ya? Bir de tavşan vardı. Bilmediğim halde komik yani. tavşan... Çabuk çıkın bahçemden! Diye bağırıyor. Böyle bir anı. Evet, bravo Safa. Şimdi sunabilirsin. Bence görevini yaptın yani. Evet, şimdi Atakan Çelik yazdı. Performans sanatçısı geliyor. Bir sanat galerisine geçiyor. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Gel bakalım Mümtaz, gel. Aman dikkat et. Aman dikkat taşı. Tuvaleti takacağız yanındakine. Tamam. Bunu buraya mı takacağız usta? Bir etrafına bak bakayım kardeşim. Sence buraya mı takacağız bunu? Doğru diyorum. Burada gider yok. Değil mi? Gider yok. Çok büyük sorunumuz bu. Değil mi? He? Oğlum sorunumuz bu olabilir mi? Bu yüzden bunu buraya takmayacak olabilir miyiz? Hakikaten bizim sorunumuz yine ya. Yenge mi? Mümtaz. Canını mı sıkıyor senin? Mümtaz. Söyle yani. Söyle. Mümtaz benim canımı şu an tek sıkan şey senin tavrın. Tamam indir bak şunu. Tamam indireyim. Bu da var ya. Niye ağırmış ya? Böyle şey mi olur? İçine edeyim böyle klozetim ya. Ana küfür gibi olmadı bu klozet ya. Aferin ha. Farkında olmadan tespit olundun. Vallahi. Aferin. Boş da bir şeye benzemiyormuş ha. Bu kim lan? Abi hakikaten kim ya? Tanıdık olsa tanırdık değil mi abi? Mümtaz boş yapma. Tamam. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ben öyle selamun aleyküm duyunca aleyküm selam çakıyorum ya. Dayanamıyorum. Neyse. Nasılsın? İyi, sen nasılsın? Oğlum bilerek mi yaptırdın? Ya adam duruyor hiç cevap verecek gibi değil ki usta. Dedim belki şevklenir. Mümtaz bunu sen istedin. Git bak bakayım ben aşağıda mıyım? Ya yapma şunu usta ya. Aşağıda olmadığını biliyorum. Ama merak da ediyorum. Hadi git bak şu sifonu da getir. Unutmuşum. Tamam, tamam getir bunu bak tuvalete götüreceğiz daha. Tamam. Hadi.
Ayıp bir şey arkadaş ya. Her şeyi unutuyor ya. Böyle çırak. Bu çöp poşetten burada ne işi var ya? Bunları atayım ben ya. Osman! Efendim? Osman ne yapıyorsun sen? Ya müdür bey, bu poşetler burada unutmuşlar. Bunları atayım dedim yani. Hiç yakışmıyor bu oraya. Senin o poşet dediğin şeyler birer sanat eseri. Farkında mısın? Hadi canım. Çöp poşet elinde ya. Allah'ım yarabbim ya. Bilmediğin şeyleri kurcalama. Bilmediğin şeyleri kurcalama. Bunun ne işi var salon ortasında? Bunu artık takın yerine ya. Tamam müdür bey, bunu hemen halledeceğiz ya. Şey, birkaç malzeme unutmuşuz, çırak gitti. Şeyi alıp gelsin, sifonu takacağız. Ama bu arkadaşı gerek yok. Biz ikimiz hallederiz yani. Senin o arkadaş dediğin çok değerli bir performans sanatçısı. Farkında mısın Tarumarcı? Gerçekten mi ya? Bir performansınız mı yapacak bu? Şu an yapıyor zaten, farkında değil misin? Allah Allah. O niye hala ya? Ayakta duruyor, sarılıyor. Ne güzel ya, parasını alıyor gidiyor, öyle mi? Sen şu an bu sanatla dalga mı geçiyorsun, he? Haşa, olabilir mi öyle bir şey ya? Nihayetinde ben de bir zanaatkar sanatçıyım. Öyle değil mi yani? Benim işim de bir sanat. Misal, bir klozete herkes takar ama takmadım düşün. Adam geldi buraya, burada sıkışmış. Ya tek derdi ne olacak? Bu nereye yapacak bu? Nereye yapacak? Bunu merak ediyor. Sene sonra ne diyecek? Git belediyenin oraya yap mı diyeceksin? Ne diyeceksin? Tamam, şunu kaldır. Gerçekten salonun ortasında hiç hoş durmuyor yani. Tamam, evet. Doğru söylüyorsun ya. Bu kadar eserin içinde bir tek bu sırıtıyor. Doğru mu? Tamam. Bir de bu sırıtıyor, evet. İki tane sırıtan şey var. Bir tek bunlar. Tamam! Yete gar ya! Nasıl bulaşıcı bir şey bu ağız meselesi ya? Tamam, hadi. İşini yap. İşini yap. Tamam müdür bey, siz hiç merak etmeyin. Ben her şeyi çok güzel bir şekilde halledeceğim. Hayret bir şey ya. Hayatımda bu kadar gıcık adam görmedim ya. Böyle sanat galerisi yöneticisi artış. Bu Mümtaz ya. Bunu buraya getirdik. Bir de tornavida da çıkacak. Bak, çıkan şeye bak. Ah be Hatice be. Bu nimetin burada ne işi var ya? Yani şimdi ben bunu... ne edeceğim ben bunu arkadaş ya? Şimdi bu buraya da olmaz ki ben bunu... Hayır. Allah Allah. Allah Allah. Neyse, nimet de o. Yere konmaz. Öyle değil mi? Ben bunu en iyisi şuraya göz önüne bir yere bantlayayım da. Tabii. Hani böyle gözden de kaçmaz, giderken alı gider. Tamam. Oh be. Anam her yerleri yırttın ya. Şuradan şimdi bak, sen de bak şimdi. Performans dediğin nasıl oluyor? Sonra Andy Warhol da ona demiş ki, sağ ol Warhol. İnanmıyorum. Bu eserler birer harika. Evet, evet. Her yerde sanat eseri var. Harika, harika. Merhaba. Sizin isim neydi? Osman ben. Sanatçı mısınız? Yani sayılırım. Öyle değil deseler de evet, sanatçıyım. Ne kadar da nostalgik bir bakış açısı. İnanmıyorum. İstemeyen hoca demişti ama inanmamıştım. Bu eserler insanı kendisine çekiyor, içine çekiyor. Allah Allah. Abartmayın canım. Bence fazla abarttınız ya. Piyasada benim gibisi çok var. Ne oldu ya? Bu ses ne? Ceyran mı yapıyor bir yer ya? Yapma açık oğlum. Mütevazı olmanıza gerek yok. Bence çalışmalarınız inanılmaz unique ve kalburüstü. Allah Allah. Ya daha başlamadık ama. Daha başlamadım diyerek ileride vereceği eserlerin çok daha yaratıcı ve çarpıcı olduğunu söylüyor. Sapo, Mehmet, buna bakın. Gör. Ya şey, kusura bakmayın. Aslında ilk bundan bahsedecektik de. Şimdi siz biraz erken geldiniz. Arkadaş gelmedi, bu burada kaldı yani. Kusurumuza bakmayın. Gerçekten inanılmaz. Ya ben... Derin bir mesaj var burada yani. Kaba ama dürüst bir mesaj içeriyor yani. Sanatın içine saçınız diyor. Artistik bir metafor. Yine ben metaforunu bilmem de yani gerçek manada bunun içine sıçılıyor yani. Hani bu benim kendi görüşüm değil yani. Bunu herkes kullanıyor, öyle yapılıyor yani. Ben onu belirtmek istedim onun için. Buna benzer bir şey ben yurt dışında görmüştüm bir müzede. Hem yurt dışı görmüştüm, hem müze görmüştüm. Yurt dışı, yurt, evet, you. Aha. İyi de arkadaş, bunu bu kadar şaşıracak bir şey yok. Bunlar her yerde var bundan yani. Özellikle yurt dışındakiler. Beyefendi, ben kime anlatıyorum? Burada arkanı dönüp gidiyorsun. Pardon. Ayıp ama ya. Özellikle yurt dışındakinlerde taharet musluğu yok. Dikkat edin yani. Oturursan kalırsın yani. Arada durursun. Bu eser nedir? Çok modernist geldi bana.
Ya İskandinav sanatını da andırıyor sanki. Aha. İskandinav sanat değil ya, Anadolu sanat endi. Afyon'un içinden Ege bölgesi. Nasıl yani? Baya buradan bakınca Niğde patatesi gibi duruyor ama. Hani ben onu yakından baktım, Afyon patatesi o. O böyle tomurcuk olmuş. Belli işte, bozulmasın diye camakanın içini koymuşlar. Aman tanrım, Omega VTF, bayılacağım bir Ventus'un. Transform. Thank you. İnanmıyorum gerçekten. Ya inanılmaz bir şey. Kim yaptı bunu? O kadar kötü mü ya? Ya gerçek bir felaket bu. Felaket mi? Ben ömrüm boyunca böyle bir şey görmedim. Gerçek dışı. Ya rica ederim bak, müdürü söylemeyin ya. Benim bunu yaptığımı duyarsa işten gayetten olurum. Lütfen. Bir saniye. Bunu sen mi yaptın? Vallahi kötü bir niyetim yoktu. Hanım bunu takım çantasının içine koymuş. Ben nimet diye yeri koymayayım. Bunu buraya atayım dedim. Say no more. Ne? Anlamadım. Say no more. Say no more. Ben bu eserin yaratıcısıyla şu an tanıştığım için bir proses etmeye çalışıyorum. Eserin adı ne? Ne olacak canım? Allah'ın muzu işte. Muz. Yani anamur olsa ya yani. Olsa olsa anamuz. Anamuz. Mükemmel isim. Perfect. Harika. Ya gerçekten bir başyapıt. Ben izin verirseniz bunu sosyal medyamda paylaşmak istiyorum. Ben de paylaşmak istiyorum. Bence paylaşmayın. Rezil olursunuz yani. Abartmıyor musunuz? Harika, harika. Allah Allah. Anamuz diyorum. Evet. Evet ya bence şu an abarsan sizsiniz çünkü... yani ben Avrupa'yı da gördüm. Sizin eserlerinize daha önce denk geldik mi Sabo? Yok, hiç. No. Ya denk gelseniz de o geçmiş gitmiştir yani. Hani gördünüz mü görmediniz bilmem ama benim eserlerim çoğu sizi görmüştür. Bunları eminim yani. Hani yani zaten bizim eserlerin kim bilir neler görüyorlar orası. Mesut tabii. Ama benim işim diyeceğim o ki şöyle. Sen gelirsin, işini yapar gidersin. Arka tarafta ne olur bilmezsin. Benim sanatım bu yani. Arka tarafta ne olur bilinmez derken, arka tarafın bilinmezliğinden bahsediyor. Çok güzel. Aferin sana ya. Bravo. Sen olmasan bugün ben ne yapacaktım ya? Sen bugün benim dediğim her şeyi niye tekrar ediyorsun abi? Nasıl? Ne nasıl ya? Niye tekrar ediyorsun? Ben söylüyorum zaten. Çok özür dilerim. Ya Allah, hata yapmak özür dileme. Abarttın yani. Çok özür diliyorum. Osman Bey, bu eserin amacı neydi acaba? Yine arkadaşlar, bu eserin amacı her ne olursa olsun bütün nimetlere nerede olursa olsun hürmet gerekir. Harika. İnanılmaz. Yani gerçekten o kadar evrensel bir mesaj ki şu an benim kafamda bir soru işareti var ve fingers crossed. Umarım istediğim cevabı alırım. Satmayı düşünür müsünüz? Saçmalamayın ya. Satalım bu ya. Yeterli miktarda verilirse satarım gibi geldi. Peki. Demeye çalıştı. Yok canım, satılmaz bu. Satmam, hayatta satmam. Eserim paha biçilemez diyor. Ya gerçekten sizin gibi bir enthusiaster, neydi o? Bana sormayın abi. Evet, sanat aşığı gerçekten kalmadı. Gerçekten yok artık. Sen de bir sanat aşığı olarak beni gördüğüne inanamıyorsun şu anda, evet, öyle değil mi? Gerçekten. Sarılmak ister misin? Yani saçan onur, ben çok isterim. Gel bakayım, bana. Evet. Sağ ol. Evet. Ben de istiyorum. Ben... Yok, ben arkadaşınızı ikinizin yerine de saralım, o sizi dağıtır. Hadi bakayım. Hayır, gel, çok vaktimiz yok. Taylan. Tamam, gel. Ne kadar bu? Bu 50.000 dolar efendim. Sar bunu. Tabii. Bakayım. Bu ne kadar? Efendim, bunun tanesi 1.000 dolar, toplam 66.000 dolar. Çok sevdim. Bunlar iki tane sağ. Tabii. Aman Allah'ım, bu çok pahalıdır. Götüne güvenen alsın. Sarılabilir miyim? Evet, talep ediyor zaten. Aman yarabbi, çok güzel. Kaça bu? Efendim, eserimizin adı Sarılmala. Sarılmala. Evet. Sar bana. Tabii. Ücretle anlaşırsak neden olmasın? Aman yarabbi. Oha! Bu ne böyle? Bunu ver bana. Ver bana bunu. Bunu ver bana. Bu bıyıkla almazsa ver bana bunu. Tabii. Yalnız çok nadide bir parça efendim. Çok nadide bir parça. Yani illa bunu sattıracaksınız yani. Yani tabii fiyatta anlaşırsak neden olmasın?
Allah Allah, tamam ya. Satıyorum, tamam hadi. Satacağım, tamam hadi bakalım. Sen aklınızda rakamı söyleyin. Ben o zaman hemen bir fiyat biçelim ona. Arkadaş, bunun ederi belli zaten yani. Hani kiloyla alsan biraz ucuzu geliyor. Onu, hani onu da çok alamadığımız için biz bilmeyiz fiyatını. Tane desen kaç? Ya sizin aklınızdaki rakam nedir? 50.000 dolar. 50.000 dolar mı? Ha. Dalga mı geçti Turu benimle? 70.000 dolar. Hadi canım siz de 70.000 dolar olsun Allah. 90.000 dolar. 90.000 dolar olur mu canım Allah? Ya bak akşama kadar maskara ettiğiniz bir dalga geçmeyin burada yani. Osman abartma istersen. Ben mi abartıyorum müdür bey? 90.000 dolar ne Turu yani? 120.000 dolar. 120.000 dolar mı? Sattım. Sattım gitti. Aldınız mı gerçekten bunu? 120.000 dolar aldınız mı? Ha? Anam kek yazıp Turu. O zaman şey Osman Çınar yazalım. Osman Çınar'ı, şimdi 120 bin deyince bu sıfırlar atılmadan 120 milyar mı oluyor bu? Evet, 120. Dolar da olunca daha mı fazla oluyor? Tabii, tabii. Uzman zengin oldum değil mi ben? Yani. Ona imza atacağız mı buna? Yok, o senet ben veriyorum. Ben atacağım imzayı, sen değil. Efendim, o zaman şöyle yapalım. Şimdi biz bunu şey mi yapalım? Saralım mı? Yoksa burada mı yemek istersiniz? Ya Osman, saçmalama, saçmalama. Efendim, biz size bunu, muzu, efendime söyleyeyim, bu eseri yani duvarıyla beraber 5 tane güvenlik görevlisi evinize kadar getiririz. Çok güzel, çok güzel. Sevindim bu haberi. Oğlum sen, ne yaptın lan sen? Kan şekerim düştü abi. Senin şekerin başlar mı? Düşecek zamanı bulmuş. Açık daha düşük kalsaymış. Hemen bunu arttırmanın ne faydası var ya? Tükür lan. Tükür, tekrar yapacağım ben bunu. Tükür çabuk, tükür. Bu muz kaç para bilip durun sen? 3. Amazing, amazing. Performans devam ediyor. Muzu yiyen dallama ve terbiyecisi. Gerçekten harika. Peki bu şöyle kaça bırakırsın bunu olduğu gibi? Ciddi misiniz ya? Evet. Muzu zaten konuşmuştuk 120 bin. En de 5 para etmez. Komplesi 120 bin gene. Sar bana. ÇGH diyenleri duyalım. Arada çığlıklar vardı. Zil diyen de mi var? Hakikaten. Ama bu arada kaldığı için ÇGH buçuk diyelim buna. Patatesi ben alacağım yalnız, haberiniz olsun. Kim yazmıştı? Ben. Aferin. Birazcık sizin tipler biraz daha... Güzel abarttık da... Biraz daha gerçek mi olsalardı diye. Gerçi bunlar... Gerçeği de var yani. Değil mi? Bayağı gerçektiler. Yok, ben geri alıyorum sözümü. Biraz Güran, rahmetli Levent Kırca'nın Bestami tipini hatırlatıyor. Hatırladınız mı Bestami'yi? Benim genç yazar olduğum yıllarda birkaç bölümünde bendeniz yazmıştım efendim. Sağ olun. Yıllar geçti. Evet, teşekkürler Evliya. Afiyet olsun. Çok güzel hareketler devam ediyor. Vay arkadaş ya. Görüyor musun? Koca otelde robotlarla iş yapar olduk ya. İnsan insan olduğu için... Atıyorlar iş yerinden. Görüyor musun oğlum ya? Kaldır bakın kolunu. Hah, aferin. Doğru diyorsun Osman abi. Bu devirde ya robot olacaksın benim gibi... ...ya da yüksek mevkilerde robot bir dayın olacak. Başka şansın yok yani. Doğru söylüyorsun oğlum, doğru söylüyorsun. Nakata 212. Çok haklısın ya. Vallahi bak, insan deyip gözünün yaşına bakmadı la kimsenin. Vallahi hayret ettim ya. Senin de bak buraları ya. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Onu bak galiba. Para istiyor böyle. Niye istiyorsun lan? Şarj aletimi istiyorsun. Şarjım bitti.
Para versem sen kullanacak Allah Allah. Osman abi benim Hamza, Belboy Hamza ya. Oğlum seni kovmamışlar, nasıl yaptın lan? Ha, gözden kaçırdılar abi beni. Normal, kaçırdılar tabii. Robotun yerine geçmişsin. Ne yaptın o robota? Ne yaptım abi? Pilini söktüm. Sesi de çıkmıyor. Kafam rahat yani. Ha, iyi. Bu ayın kirasını çıkarayım, gideceğim ya. Güzel kardeşim, güzel. Aferin. Ama bak, arkalarda falan takıl, tamam mı? Bak, görürle, ondan sonra beni de kovarlar. Aman ha. Yok abi, sen rahat ol ya. Önüne bak lan! Önüne bak! Uyuz oluyorum şu tipe. Şuna bak, çakma Kuzey Koreli seni. Güneyliyim ben. Yani yürü git. Fazla çarpırım ağzına. Zeytin burada çocuğum lan ben. Tamam oğlum, tamam lan. Allah Allah. Makine lan, makine olma oğlum. Çok prim veriyorsun abi sen bunlara. Çok prim veriyorsun. Ne yapalım oğlum? Bunlar da yani sonuçta bir şey. Sizin gibiler yüzünden insanlık gelişmiyor. Ben senin gibi insanın ta koyayım ya. Allah Allah. Sen tabii robot görmemişsin ki onlar. Robot görmedi ki abi. Oğlum yani sen ben de... dur oğlum. Sen ne ara öğrendin bu kadar şeyi? Ben anlamadım ki ya. Allah Allah. Bir sakin ol ya. Devrelerimle oynuyor abi. Öyle tamam işte oğlum. Seni kısa devre yaptıracak, sigortaya attıracak bilerek yapıyor oğlum. Sakin ol ya. İç bakayım şu kahveyi, biraz sakinleş. İç ya. Robotum abi, ben dokunmasın. Hayır oğlum. Türk kahvesi bu, dokunmaz. Amerikan olsa belki. Hiç bir şey olmaz. Ziyade olsun. Tabii. Afiyet olsun. Yani ondan sonra işte robotlar dünyayı ele geçirecek falan filan. Öyle değil mi? Değil abi. Bunlar yüzünden oluyor abi robotların dünyayı ele geçirmesi. Sonra ben bu adama ne diyeceğim ki işte? Ne diyeceğim ki işte? Ne diyeceğim ki işte? Ne diyeceksin? Sen de oğlum ben işte. Ne diyeceğim sen de oğlum, ne oldu lan? İşte. İşte. Lan, işte. Oğlum, ne oldu lan? İşte. İşte you. Remix'li yapacağız lan, anlamadım ki şimdi. Sen iyi değilsin. Bak, nakata ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Kahve çarpıntı yaptı Osman abi. Oğlum, kalbin atmıyor lan, kalbin atmıyor. Ya bu makine, bunda kalp yok ki. Sen açayım, kapatayım, kendin gelir misin lan? O eskiden de abi. Hadi ya. Oğlum dur, halledeceğiz. Otur bakayım. Allah. Oğlum dur lan. İyi misin? Korkuyorum Osman abi. Çok korkuyorum. Beni bırakma. Korkma lan. Sanayiye gideceksin alt tarafı. Böyle sanayide metal arkadaşların olacak. Belki senden bir tane kahve makinesi yapacaklar. O makineden belki ben bir Türk kahvesi yapacağım. Onu içeceğiz beraber. Üzülme lan. Hakkını helal et Osman abi. Helal olsun lan nakata. Dur gitmeden son görevimi yapayım. Benden sonra tekrar et. Eşhedü enne la ilahe illallah. Hadi oğlum. Eşhedü enne. İmansız gitti ya lan. Abi ne oldu? Osman abi. Oğlum ben bunu kahve verdim. Bozdu herhalde. Gitti lan makine. Aa çok üzüldüm. Dünyadan bir robot daha eksildi ya. Şimdi bir sürü dert. Oğlum daha çok öyle böyle üzülmedim ya. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? Bunun şeyleri nerede? Neyleri? İçinde aparatlar. Ha? Pillerini söktüm ya. Nereden çıkardın lan sen onu? Kumandaya lazım abi, o yüzden. Oğlum ben, ya oğlum ülkenin ilk robot katili oldum. Ne yapacağım lan ben? Sana var ya, ödetirler buna. Doğru diyorsun lan. Daha onlar bana zimmetli, onları geri takalım. Bir şey olmasın bak şimdi. Ne yapacağım ben şimdi oğlum? Tamam sakin ol. Ama ne panik yaptın dır. Sen geç balkonun arkasına, bu bende ya. Sen rahat ol, bana bırak ya. O zaman şimdi bu yaştan sonra biz robot yerine mi geçeceğiz? Evet, bak, robot taklidi yapacaksın abi. Yok, ne yapalım? İçinden mi olacaksın? Ne? O zaman bunu ceketini mi bir şeyini alayım tamam, ben çıkarım. Dur. Dur bunu ben götüreceğim, arkaya götüreceğim bunu. Tamam kardeşim, sen bunu götürürsün. Götürürken de çıkar abi, değil mi? Al. Bak kimseye söyleme, tamam mı? Ben ne söyleyeceğim abi kimseye? Ben var ya büyük savaş açtım bunlara. Evdeki çamaşır makinesine bile söküyorum ben. Bunu yazan da nasıl yazdı? Ben nasıl taşıyayım lan bunu? Terminator! Gel Termi, sen oradan tut. Nator sen de. Evet, şimdi güzel. Çek kaldır, gel benle. İşimiz var daha. Allah. Ay ne kadar güzel otel sahi. Otele bak. Vallahi ya. Yemin ederim otele bak. Güzel. Gerçekten otele vallahi bak. Kızım Allah değil mi? Şimdi ya robotları karşısına kavga mı edelim? Manyak ya. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz robotele. Kız Ege şivesiyle konuşuyor ya bu. Sahi. Ne? Kaç kere dedim ya. Ege şivesi değil, Ege ağzı. Ne ağzı? Ege ağzı. Ama hadi ya. Kız ne kadar gerçekçi yapmışlar. Adın ne senin? Osman.
Robot Osman. He. Osman robot. Ya şuna bak ya, robotlarla sohbet ediyorsun. Hiç kız valla valla o şey yapıyorum. Kızım robotun kaçsın daha. Ya çekil ya. Şş, bana bak, sen çok yoruluyor musun? Sorma ablacığım ya. Bütün ayaklarım kara sula iniyor. Sabahtan akşam kadar temizlik, her şey bende yani. Robot yorulur mu lan? Sayın tamam, yorulur tabii canım. Sonuçta metal yorgunluğu denen bir şey var ya. Bak misal, bizim evdeki mutfak robotu günde 3 tane soğanı zor doğruyor. Kız biz de çok yorulduk ya vallahi. Şimdi bir şey yapalım, bir keçin yapalım da tamam. Şu telefonunu ver de bir barkod okutalım onu. Türbe. Anam sayım ya, şarjı bitmiş bunu. Bak ne var kız, bende kablosu var. Dur bakalım onu takalım şimdi burada. Burada priz de yok. Allah canına almasın. Ne yapacağım? Senin girişin nerede? Neden ki yani? Ne alakası var ki şimdi? Şimdi bir şöyle bakayım. Nereye bak? Al. Arkadaş ne yapıyorsun ama ya? Allah Allah. Ya hemen makine olunca bunun girişi nerede? Hadi giriş oldu diyelim. İlla orada mı olacak? Belki benim girişim burada. Ne yapıyorum? Senin kolun başın ayrı bir gıcırdamaya başladı ha. Vallahi müdürüne şikayet ederim seni. Ama sayın bırak ya. Bunun müdürü de robottur. Hiç vallahi kime güveneceğimizi şaşırdık ya. Merhabalar. Hoş geldiniz robotele. Anne. Kız otelde çocuk robot çalıştırıyorlar ya. Ben bavullarınızı alayım. He, bel boymuş kız. O ne lan? Boyu bele kadar olan robot. Malzemelerden ancak bu kadar yaptılarsa. Anam çok tatlı ya. Sen böyle Transformers gibi bir şeysin ya. Böyle bir yerine basınca değiştiriyor mu kendini? Vallahi nereye bastığına göre değişir abla. Elektrikli süpürge o makinesi olabiliyorum, torbalı. Ya sayın biz de alalım eve bunda. Kız her yerimiz robot oldu, içimiz üstümüz robot kız. Ama ne var canım, bu her yere sığar. Sen sökülüp takılıyor musun? Yok abla, tek parça, yekpare alüminyum ben. Seni sevdim lan. Seni sevmedim Permalı, sende bir gariplik var ha. Bir gariplik var. Ya hadi gidelim odamıza. İyi hadi yürü kız. Hadi. Efendim anahtar vermiyoruz, sesli komut sistemi var, odalar öyle açıyor kendine. Evet tamam. Şş, tip istiyor herhalde. Şş, 1 lira versene atayım ona. 1 lira mı? 1 liraya kolumu kaldırmam. Görüyor musun? Çözmüşler işi ha. Ama robotiği ücret bile vermiyorlar. Ne yapacağım? Dur. Hadi. Al lan al. Erkek robotsun. Lazım olur. Vergi paraya bak. 500 lira veriyor. Kafasını atıyor bir tane. Bak bak, suratlara bak. Surat yapıyor ya. Tipini beğenmedi herhalde. Benim tipimin nesi var ki kızım? Aman yürü be, hadi sayma. Allah Allah. İyi tatiller, iyi istirahatlar. Ulan bu yaştan sonra uğraştığımız şeye bak. Ben birden usta çağırayım bunu, bu makineyi yaptırayım gari ya. Abi mekan temiz. Gelebilirsin abi. Selamünaleyküm, aleykümselam. İnsan yok değil mi lan burada? Yok abi, alışverişimiz için 10 numara bir mekan. He, güzel güzel. İnsan yoksa iyi Kobat. Keşke sen de insan olmasan. Hatta keşke ben de insan olmasam. Neden abi? İnsanın olduğu yerde problem çıkıyor be Kobat ya. Sen hiç yanlışlıkla adam vuran robot gördün mü? Görmedim abi. Bravo, ben de görmedim Kobat. Ama sen mekana girene kadar 4 kişiye harcadın oğlum. Bundan sonra kimseye yanlışlıkla vurmayacaksın, tamam mı? Tamam abi. Aferin. Abi çocuk tamam dedi, niye vurdun? Çok şey biliyordu, tarım var. Çok detay biliyordu. Sen bir şey biliyor musun? Yok bilmiyorum abi. Hey güzel güzel. Sor bakayım şu robota, bizim beklediğimiz adamlar gelmiş mi? Robot. Sistem dışı, sistem dışı. Sistem dışı diyor abi. Bas kurcala bir yerine de aç şunu ya. Bunun girişi nerede ki acaba? Aklıma bir yer geliyor ama. Bu ne ya? Hepsi girişten mi lan onlar? Oo, depo robot bu galiba. Anam, bu neymiş ya? Abi ben açamıyorum, bunun düğmesi nerede bunun ya? O zaman sık bir tane gitsin ya. Tıkıt tıkıt da. Robotel hepiniz hoş geldiniz. Robot kardeş. Burada bize benzeyen adamlar gördün mü? Yok, hiç görmedim öyle bir şey. Zaten bizde böyle bir sistem var, tuş var. Görsek bile silebiliyorsun. Her şeyi unutuyoruz bir anda. Yok neymiş? 10 lira vereyim de robotlar siyah.
Yok ya, ben sana 20 lira vereyim, beni rahat bırak lan. Selamun aleyküm abi, ne yapıyorsunuz? Yerler kaymıyor yalnız. Kaysa ben... Olmuyor, kaymıyor. Gözünü sevdiğimin robotu la. İşte robot dediğim böyle olacak Tarumar. Bunu at bagaja, ülkeyi dolaş biliyor musun? Şş, la robot. Gel bakayım şunu bir dışarı çıkar. Ha, hemen abi. Senin adın ne? Benim adım Bızdık X12 abi. Terminator! Yeni modelin mi? Arkaya lütfen. Natör, sen az önce kötü tuttun. Gördüm öyle onu. Mi? Hadi. Natör, lütfen. Lütfen, Natör. Abi, dil seçenekleri diyor. Basayım mı İngilizce konuşsun? Sen İngilizce biliyor musun lan? I can speak şakır şakır abi. Sor bakayım. Konuş lan robot. Hello, hi. In the school yesterday, have got many books sometimes. Yes, okay. Yes. Ne diyor lan? Bilmiyoruz ki abi, İngilizce. Sen var ya, tüken Tarumar'la. Ama böyle az değil yani. Böyle yavaş yavaş tüken, dünyada senden zerre kalmasın Tarumar. Yeter. Oo! Tarumar lan, Tüfan ikilisi. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm, aleyküm selam Panter. Şuldum. Yeterli malın var mı? Var var. Para var mı? Var var. Ne duruyorsun? Ne yapayım? İşte malı ver. Lan ben bir an şarkıya gireceğiz sandım. Evet. Pardon. Bir şey soracağım. Malezya'nın başkenti nere? Kuala Lumpur. Niye lan? Yanlış mı verdim cevabı? Niye vurdun bu beni? Ne yaptın lan? Niye vurdun lan adamı? Çok şey biliyordu abi. La oğlum öyle bir şey değil. Tarumar adamı niye harcadın lan? Bu bizim mal aldığımız adam la. Adam vurdun la. Şşş, çağır şu temizlik robotunu da gelsin. Bızdık X12. Geldi Bızdık X12 geldi. Hemen hallediyor şimdi Bızdık X12. Oo, böyle bir şey değil. Dirilt demedik, şey götür değil, dedik ya. Terminator. Yani lavaboda sıcak su yok ya. Duş başlığına sıcak su, sıcak su diye bağırıyorum, cevap vermiyor ya. Bu neymiş arkadaş ya? Şşş, insan mısın sen, robot musun lan? Asıl siz insan mısınız lan? Adam öldürmüşsünüz. Konuşma. Fil dişi sahillerinin başkenti neresi? Ne bileyim abi ben? Drogba lan. Bu da hiçbir şey bilmiyor yani. Drogba mı ora? Tövbe yarabbim ya. Kusura bakma kardeş. Sen de yanlış zamanda yanlış yerde durdun be kardeş. Gel in aşağı in. Gel gel. Ya abi vallahi ben bir şey görmedim. Bilmiyorum ya. Gel 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 gel. Başımıza gelene bak ya. Kimine durum ya. Bızdık kardeş. Bızdık kaçtı bu? 12 abi. Ha, Bızdık 12. Şu arkadaşı eğsene. Abi ne olur yapmayın abi. Vallahi yapmayın. Zaten robotlar bir bozuluruz, ayarlarını unuturlar. Yok yok, onlar çoktan hurdaya çıktı koçum. Neden abi ya? Neden ya? Bizde sistem var ya. Biz her şeyi bir anda unutabiliyoruz tuşla. Öyle değil mi lan? Neyi hatırlıyoruz ki biz? Bak çocuk gitti unuttu, gördünüz mü? Abi vallahi hurdaya çıkacak makine değiliz. Vallahi girişimizi gösterelim, anlarsınız. Vallahi bak. Sen yat, sen yat. Ben sana sıkacağım. Kafaya koydum. Yat. Ya yat. Abi ne alakası var? Ne alakası var? Polis geldi, polis. Etrafımız sarıldı. İçeridekiler, teslim olalım. Bakın, karnından kaçılmaz. Hemen ellerimizi, ensemizi... Konuşmama hakkına sahibiz. Avukat tutabiliriz. Bir teslim olduk. La Tarumar, polis seni bu kadar iyi yakalayamazdı la. Bir sakin ol oğlum la. Benim daha iyi bir fikrim var. Bak, bu silahları... Şşt, Bızdık 12. Bunların eline vereceğiz. Diyeceğiz ki, bunlar sistemi yaktı, adam vurdular. Tamam mı? Bu da iyi bir fikir. Onlar geldiğinde bizi almayacak. Oldu mu? Seni de öldürmemiz lazım kardeş. Bızdık 12, şunu bir eğsene. Ya abi yapmayın. Vallahi ben kimseye bir şey söylemem. Vallahi söylemem ya. Ya Bızdık yapma. Bırakın lan silahları. Aferin. Nasıl bir teşkilat la bu? İnsansız polis teşkilatı koçum. Halime? Halime değil lan. Anoni, Dodo 216. Ben karşının robotuyum. Karım Terminator çıktı. Gülsem mi kızsam mı bilemedim. Duygu karmaşası şu anda. Abi robotlar bizi yakaladı. İnsan polislere teslim olalım. Olur olur. Fil dişinin başkenti nere? Drogba. Drogba. Götürün ya bizi. Yat 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 yat.
Ben kendi yatağımdan başka yerde yatamıyorum ya. Nakata 212, ölmemişsin lan. He abi, gizli görevdeydim. Hep kestaneci, simitçi olacak değiliz ya. Sen insansın yani. Evet. Hamza, sana da teşekkür ederiz ya. Sen olmasan yapamazdık. Ne demek ya? Boynumuzun borcu. Her zaman tabii ki. Yengen lan o senin. Hızlık. Ben bilirim değil. Denk geliyor. Kaste değil. Hadi hadi. Sahip. Seni de karakola alalım canım. Sen şimdi robot musun kız? Görüyor musun ya? Kim insan, kim makine bilemiyorsun. İnsanlara güven kalmadı artık yani. Bir şey diyeceğim. İnsan mısın lan sen? İnsanım abi ben ya, Allah Allah. Lütfen, lütfen ama. Güvenmiyorum, şüphelerim var. Bana gerçek hayattan olduğunu kanıtlayacaksın, kanıtla. Geç arka odaya kanıtlayayım abi istersen. Bak ya, Afacan Yaman çıktı. Bir imkansız aşk hikayesi geliyor. İş arkadaşım Cenan ve Murat yazdı. İyi seyirler, iyi akşamlar, iyi keyifler. Aşkım, hoş geldin. Aşkım yok. Merhabalar Sultan Hanım. Hanım mı? Ne diyeyim, Sultan Bey mi diyeyim? Sultan Bey'le mi diyeyim, ne diyeyim? Aşkıma ne oldu? Aşkım yok. Şirket sınırları içinde aşkım yok. Bal böcüğüm yok, pötürcüğüm yok. Ama şikiloppo. Şikiloppom hiç yok. Olmasın da zaten bu ne? İlişkiden soğuyorum ben. Ah yeter elimi bırak. Ya sıkıldım artık şirkete gizli gizli ilişki yaşamaktan ya. Ben artık şirkete el ele girmek istiyorum. Sana attığım maillerin sonuna kalpli gülücükli emojiler atmak istiyorum. Toplantı odasında seni sıkıştırıp köşeye öpmek istiyorum. Götümde de fındık kırayım tam olsun. Nedir ya? Şirket burası. Bu ne azgınlık? Bu ne azgınlık? Kendinize gelin. Şirket burası. Şirket. Erkenci kuş mu çekiyoruz lan burada? İbrahim. Tamam. Bana bak. Yükseldim. Ya bugün söylersin ya da ben yokum artık. Tamam. Söz söyleyeceğim ya. Bugün söyleyeceğim. Bugün o gün alacağım Necdet Bey'i karşıma. Necdet Bey. Ben bu kızı seviyorum. Herkes duysun. Neyi duyayım ya? Şirketimiz için yaptığım 10. yıl jingle'ını efendim. Necdet Holding, Necdet Holding, ding ding ding, Necdet Holding, Necdet Holding, din 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 din. Güzel, tutar bu. Sağ olun. 10. yılımız kutlu olsun hemşo. Kutlu olsun keke. Sağ olun. Ben de bir an aranızda bir şey var sandım ya. Kim? Benim bu... Tebessüm ederim ya. Bu var ya, evlat olsa sevilmez. Benim bununla ne işim olabilir ya? Buna çamur at yapın. Mevlana bunu görsün, sen gelme der. Değil mi? Sultan bacı. Sultan bacı mı? Gözlemeci miyim ben İbrahim Bey? Selam. Hoş geldiniz. Selam. Çok güzel geldiniz. Bir dakika. Siz birlikte mi geldiniz? Evet. Niye birlikte geldiniz? Taksiden beraber indik. Taksiye de birlikte mi bindiniz? Aranızda bir şey mi var sizin? Bilmiyorum. Yok. Hayır, bir şey varsa söyleyin, kovayım. Onu konuşalım. Tamam, konuşun. Tamam, onu söyleriz. Onu kararlaştırın, şey yapın. Tamam. Tamam. Evet, herkes tamamsa başlayabiliriz artık. Efendim, Safiye Hanım'la Faik Bey'i beklemeyecek miyiz? Beklemeyeceğiz. Neden? Kovdum. Aa, niye? Aşk işi birbirine karıştırdıkları için. Emin misiniz? O yüzden mi kesin? Eminim tabii ya. Geçen sunumda Faik Bey yanıma geldi. Sunum salonunda diyor ki, bize diyor en arkadan yer ayarlayabilir miyiz diyor. Sinema mı bu ya dedim. Ne saçmalıyorsun dedim. Öyle bir şeyler işte. Helal olsun efendim, helal olsun. Bu şirkette aşk da işi birbirine karıştıran varsa, şirket içinde aşk yaşayan varsa onların gel ve Allah tamam, bin tamam, belalarını tamam, versin tamam, be. Tamam. Bin belalarını versin onların. Aferin, tebrik ediyorum. Sağ olun. Şirketimizin 10. yılı kutlu olsun efendim. Buyurun. Kutlu olsun. Nasdrovya, Staşkova, Yata, Praviyat, Yavuşka. Dobra, Vecur, Nasvina. Bu şalgam ne ya? Bu şalgam ne? Nerede o satın alma müdürü Murat Bey? Onun biriyle ilişkisi var mı? Kovayım. Yok efendim. Nasıl yok ya? Sen bir alıcı gözüyle bak bakayım. Tipim değil benim efendim. Onun tipi değil, bunun tipi değil, benim tipim değil. Ben nasıl kovacağım ya? 15 yıllık çalışanım nasıl tazminat veririm biliyor musun? Ben onu bir istifaya zorluyum ya. Efendim, acele karar vermeseniz. Betül Hanım, sizin işiniz yoksa benle gelin, ofiste sizi basayım, kovayım. Efendim ama yani... Ya öyle olur mu Necdet Bey? Saygılar efendim. En güzelini siz düşünürsünüz. Bravo ya, cesur yürek. Tak 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 söyledin. Ne yapayım, görmedin mi hayatım? Adam leblebi gibi eleman kovuyor. Ha, benim için kovulmayı göze alamıyorsun yani. Ama çok borca girdim. Biliyorsun daha yeni bankadan kredi çektim. Kredi mi, ben mi? Sen kaç faiz veriyorsun? Tamam,
tamam. İbrahim. Tamam, gerçekten söyleyeceğim. Bugün söyleyeceğim. Anlaştık mı? Anlaştık. Sultan Hanım, Necdet Bey, Murat Bey'i kovdu da çıkış işlemleri için sizinle görüşmek istiyorlar. Ay, sizinle mi bastı? Yok, böyle gemileri yaktı, direkt kovdu. Tamam, ben bir gidip bakayım. Görüşürüz İbrahim Bey. Görüşürüz ortağım. Görüşürüz. İbrahim. Efendim? Sultan'ın sevgilisi var mı? Ne münasebet? Ne alakası var Sultan'ın sevgilisi mevgilisi? Ya ben her şeyi biliyorum. Vallahi mi? Siz böyle yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmiyor, deli kankasınız falan, biliyorum ben. Ha, kankayız. Kankayız canım, orası öyle. Yani ben diyorum ki Sultan'la Taylan'ın arasını yapalım. Sultan'la Taylan'ın arasını yapalım. Sultan'la diyorum, Taylan'ın arasını... Anladım lan, bilerek mi yapıyorsun? Bir dur. Sultan'la Taylan'ın mı? Evet, benimle arasını yapalım diyoruz. Nasıl? Bayağı böyle aramızı yapalım diyoruz. Olmaz! Niye olmasın ya? Oğlum, şirkette aşk yaşamak yasak, kovarlar. Kovarsa kovsun be. Kendi işimi kurarım. Benim babamın Nişantaşı'nda boş dükkanı var. Benim babamın bir dikili ağacı yok ya. Tüh, hep horoz dövüşünde gitti her şey. Allah kahretsin adamı. Ne diyorsun? Ne alakası var ya? Sen tanıyorsun bu kızı. Bize anlat bakayım. Ne biliyorsun bu kız hakkında? Ya Taylan kardeş, pek güvenilir biri değil bu Sultan Hanım. Yani sana gelmez. Ya bak, diyorlar ki şirkete sahte özgeçmişle girmiş. Ya şirkete sahte özgeçmişle girmeyen mi var be? Ama diyorlar ki şirkette rakamlarla oynuyor. Ya şirkette rakamlarla oynamayan mı var? Ama diyorlar ki zimmetine para geçiriyor. Ya şirkette zimmetine para geçirmeyen mi var? Bütün şirket mi şerefsiz lan? Bir ben mi salağım? 9-6 mal gibi çalışıyorum. Tamam, dur, dur. Sakin ol ya. Bildim ama. Dur, bir sakin ol. Biz de bu kızı bizim departmana alalım demiyorum ki. Ya Taylan Bey, olmaz diyorum, olmaz. Bu adam sana gelmez. Adam mı? Adam mı? Adam dedin. Adam mı dedim? Nasıl adam? Adam gibi adam. Sultan Hanım önceden başkaydı. Nasıl ya? Tabii, adı da Ahmet'ti. Sultan Ahmet miydi yani? Nasıl ya? Dümdüz Ahmet'ti, dümdüz. Biz bununla halı sahadan tanışıyoruz. Bir top oynuyorduk, görme. Nasıl ya? Ya bunun bir sevgilisi vardı, çok güzeldi. Sonra ne oldu? Sonra bu sevgilisinden daha güzel oldu. Ben döndüm. Duyduk birader. Birader? Saygıdan, sana saygı duyuyoruz. Ah, İbrahim söyledi mi? Söyledi, söyledi. Biz de başta bir şaşırdık ama olur. Oh be, üzerimden büyük bir yük kalktı. Biliyoruz onu. Ay, nasıl hafifledim var ya, anlatamam size. Öyleymiş, öyleymiş. Ya ben Instagram'a bir tane fotoğraf koyamıyordum onunla ya. Onunla da koymayalım bir zahmet. Allah Allah, ben ya ama bu iki gün üstüme geliyor. Ama öyle demeyin. Yani İbrahim de çok zorlandı ama o da yüklerinden kurtuldu. İbrahim de mi kurtuldu? Ne? Attım gitti be. Ne oluyor? Oh be, attım kurtuldum. Tabii canım, ikimiz de. Ya ben neler çektim bir bilseniz. Tamam, 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 tamam. Tamam, orada bak. Sana saygı duyuyoruz Ahmet. Ahmet mi? Evet. Erkekmişsin ya eskiden, ismin de Ahmet'miş. Ne? Siz bunu nereden biliyorsunuz ya? Hayır ya. Hayır ama ya. Bana niye söylemiyorsun bunu, nasıl ya? Ya kusura bakma İbocan, söyleyemedim. İbocan ne be? İbocan ne? Ya. Ne demek bu? Allah Allah, Allah'ım al kulaklarımı Rabbim, benden şu anda al kulaklarımı, neler neler olmuş. Ya kusura bakma. Kusura bakma birader. Ne kusura bakma birader? Tamam, benim için geçmişin hiçbir önemi yok. Benim için fark etmez. Sen nasıl bir yokluk yaşıyorsun lan? Hani bizim ilişkimizde yalan yoktu? Hani birbirimize bu ilişkide yalan söylemeyecektik? Kandırdın beni be. Bir dakika. Siz sevgili misiniz ya? Sevgiliyiz lan işte, sevgiliyiz. Allah Allah, şirkette de aşk yaşıyoruz. Oh. İşte böyle söyletirler adama. Ne oldu? İbrahim. Bunların hepsi yalan mıydı? Evet, senin söyleyeceğin yoktu.
Nasıl adamsın sen be? Ay. Ama can, ama adın Ahmet. Ya saçmalama be. Sultan Sudenaz Sabunsuoğulları. Ahmet daha iyi yalnız. He? Arkadaşlar kurban olayım, bana birinin olduğunu anlatabilir mi şu anda? Arkadaşlar bizim İbrahim'le ilişkimiz var. Saygılar yengecim. Ama az önce ayrıldık. Üzülme sultancım, gel buraya. Bu nasıl bir uğu dönüşü? Öz düşmanı, çekil lan kızın yanına, çekil. Ne demek oluyor bunların hepsi? Benim için ne kadar cesaret edebileceğini görmek istedim. Ama görüyorum ki sen birlikte olduğumuzu bile söyleyemedin. Ya sultan, söylesem ne olurdu ya? İlişkimiz daha mı güzel giderdi? Kovulurum diye korktum işte. İşte sen böyle bir korkaksın. Senin cesaretin var ya, ancak o yalanlarına yeter. Sen cesur birini mi görmek istiyorsun? Evet. Cesaret mi yapayım yani şimdi? Evet. Kes lan! Yanlış cesaret ettim, aba o. Sakin, sakin. Çok yanlış oldu bir an. Çok pardon efendim. Cesur birini istiyorsun, öyle mi? Peki, ben senden değil, Betül'den hoşlanıyordum. Aa! Ben. İyi de, niye bunu bana söylemedin? Taylan'la ilişkileri var zannettim, yokmuş. Hem geçti gitti, sen de deneyelim mi deyince denedim. Biraz daha cesur olayım mı? Betül, bu akşam benimle bir kahve içer misin? Bilmem ki, nasıl olur? Sade olur, sütlü olur. Sütlü. Sütlüyse söyleyin, çaycıyı kovayım. Birini kovmanıza gerek yok efendim. Ben istifa ederim. Senin gibi bir çalışan istifa edemez. Çok sağ olun. Ben kovarım. Ama ortada kovulacak bir durum yok. Nasıl yok? Niye kovsanıza ya? Şirkette aşk yaşadıkları için kovmamış mıydınız? Hayır. Onlar aşkla işi birbirine karıştırdığı için kovdum. Nasıl yani? Tabii, fotokopi çekerken öpüşmüşler. Başka başka şeylerin fotokopisi çıkmış hep. Çıkıtıs, 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 çıkıtıs diye. Biz de yanlışlıkla karıştırıp onları ihale dosyasına koyduk. Adamlar para sormadan işi direkt bize verdi. Hayır, prestijimiz sarsıldı yani. Nasıl olacak bilmiyorum. Adamlar bizden başka başka şeyler bekliyor. Mısırcıyız biz ya. Peki efendim, şimdi ne yapayım? Yani önemli değil. Aşkı işi karıştırmadan önce işinizi yapın, sonra aşkınızı yaşayın. Sağ olun. Betül, ne diyorsun? Cesaretin var mı? Var. Biliyordum benden hoşlandığını. Ben Necdet Bey'den hoşlanıyorum. Büyük oynuyorum. Aa! Necdet... Ama siz de şirketi yani kavak yerlerine çevirdiniz. Necdet Bey, ne diyorsunuz? Cesaretiniz var mı? Var. Biliyordum benden hoşlandığınızı. Senden değil. Sultan Hanım'dan hoşlanıyorum. Bu zile itirazı olan var mı? Yok, hepimizin hoşuna gitti bu terbiyesiz kez. Peki en iyi şaka hangisiydi? Ne? He? Anam, sen ne tatlı çocuksun öyle. Sultanahmet. Peki, güzel kim yazmıştı? Ben ve Murat. Cenan ve Murat Aksu yazmıştı. Aferin. Ya geçen sefer unuttuk, bu grubun dışından skeç yazan arkadaşları, sadece yazar olan arkadaşları da ara sıra burada arz-ı endam eylesinler, güzel olur. Kimi övelim? Cenan, bravo oğlum, büyüksün. On numarasın. Şimdi diğerlerini niye övmedin? Hepinizi tek tek övüyorum çocuklar. Yani... Önermemiz neydi? Cesaret çok da iyi değil. Önümüze gelene bir tekme miydi yok? Kavak yerleri güzel diziydi mi? Aşk yasaklanamaz mı acaba? Değil mi? Bazı iş yerlerinde böyle bir tedbir alınıyor. Tedbirle önü alınabilen aşk, aşk mıdır? Değil mi? Ya buna karar verebiliyorsak aşk mıdır? Bu gece bunu tartışalım mı? Sizce değil midir?
Hı? Aşk nasıl bir şeydir? Aşk mı? Dünyanın en güzel şeyidir mutlu olduktan sonra. Yani o kendiliğinden mi olur, karar mı veririz? Kendiliğinden meydana gelir. Benim görüşüm. Kendiliğinden olur diyenler? Yo, bayağı karar verir, seçer insan diyenler. Ben hiç rastlamadım ki diyenler. Hepsi aynı kapıya çıkar diyenler. Çok güzel hareketler devam ediyor. Aferin çocuklar. Gece gelen pişmanlık skeci gelecek. Sema Özkan yazdı. Ben seyirciye sormak istiyorum. Bir sipariş verdiniz mi televizyondan hiç? Televizyondaki reklamları gördünüz böyle, oradan bir şey aldınız mı? Alan var mı aranızda? Varsa parmak kaldırabilir miyim? Var mı? Şuraya bir mikrofon verebilir miyiz acaba? Babam balı aldı televizyondan. Ya ben de diyorum, kim alıyor bu balı? Abiye uzatabilir misiniz? Abi, baba burada mı? Evet. Babacığım, bir kampanya olduğunu söylediler. 10 tanesi 100 lira diye, 10 kilosu. Ben de hemen tabii 10 kilo ucuz geldi. Bir de organik dediler. 10 kilo 100 lira. Geldikleri zaman, getirdikleri zaman çocuklara yediremedim. Hepsini attım yani. 10 kilo 100 lira. 10 kilo 100 lira, evet. Şüphelenmedin mi ya? Kampanya olduğunu söyledi. Ya o paraya 3 arı çalışmaz ya. Yani. 10 kilo. Haklısınız ama boş bulundum demek ki, öyle birdenbire telefona. Peki nasıl, çok mu kötüydü tadı? Yani yemediler çocuklar. Şeker olduğunu söylediler. Ya sen yedirmeye çalıştın abi. Çalıştım. Tabii. Hani boşa gitmesin emek dedim ama. Tabii tabii. Şey... Dayı almış ya, yemiştir o. Yo, gayet güzel ya. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun abicim. Sağ ol. Gece gelen pişmanlık, Sema Özkan yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Allah'ım ya. Niye ağzının payını vermedim ki ben orada? Hayır, niye ağzının payını vermedim ben orada? Deseydim ya, ben söyleseydim orada. Deseydim ya, sen kimsin ya? Sen kimsin bana orada böyle artistlik yapıyorsun ki? Ama yok, kibarlığımdan dolayı ben söyleyeceğim şeyi söyleyemiyorum. Ondan sonra geliyorum eve, vay niye öyle demedim, vay niye böyle yapmadım diye uyku tutmuyor. Döndür yataktan. Senin jetonu zaten hep geç düşsün. Ay Tevfik Bey! Ama o benim görevim değil sonuçta. Ay senin görevin ne ki ya? Ne senin görevin ne ya burada? Ha? Diyemedim ki, keşke deseydim ya. Yemedim işte ya. Neden? Neden ya? Çünkü böyle işte kendimi bir şey sanıyorum orada. Kibarlığı alıyorum bilmem ne falan. Zamanınızı diğer metotlarla harcamayı bırakın. Size Triton Flat Shaper'ı sunuyoruz. İstediğiniz dümdüz bir karın, şekilli bacaklar ve dondurma topları gibi kalçalarsa Triton Flat Shaper tam size göre. Aman tanrım Yohanna! Muhteşem görünüyorsun. Teşekkür ederim Jason Scott. Sen de muhteşem görünüyorsun. Bunu nasıl başardın? Sadece Triton Flat Shaper kullanarak sadece 2 haftada fit olmakta kalmadım. Ve sadece tight giyerde oldum. Sadece gelirsek siz de bunu kullanarak fit olmakla kalmaz. Yanında sadece bitkisel ürünlerden yapılmış bronzlaştırıcımızı kullanabilirsiniz. Bunun için sadece bu numaraları kullanmanız yeterli. 1-1-2-2-3-3-4-4-5-5. Aman tanrım Yohanna! Muhteşem görünüyorsun. Yoksa söyleyeceğin bütün lafları söyleyip burada tıkandı kaldık mı ha? Hadi Yohanna, bize nasıl yaptığını anlat. Nasıl başardın bunu? Triton Flat Shaper size bir telefon uzakta.
Birazdan aynı sahnelerle aynı lafları yarım saat daha döndüreceğiz. Aman tanrım Yohanna, muhteşem boş yapıyorsun. Hadi be oradan. Siz kimi kandırıyorsunuz ya? Bulmuş orada metabolizması hızlı kızı. Ya bir kere o alet yarıyorsa sana yarısın be şişko. Şuna bak ya. Ben aldım o aletlerden. Hiç de öyle bir alet değil. Aslında var, arayıp söyleyeceksin ha. Siz insanları kandırıyorsunuz diyeceksin. Söyleyeceksin bunu. Keşke arasaydım ya. Siz hala o ağır ütü masalarını mı kullanıyorsunuz? Ayakta mı ütü yapıyorsunuz? Peki pürüzsüz ütü için kıyafetlerinizi askıdan indirmenize gerek yok deseydik? İşte karşınızda Buharmaster 186. Buharmaster 186 ile kırışıklıktan eser yok. Yoğun buhar gücüyle elbiselerinizi rahatlıkla ütüleyebilirsiniz. Yoğun buhar gücü diyorum. Buharmaster 186. O kadar da abartmayın canım. Ya siz kimi kandırıyorsunuz ya? Kimi kandırıyorsunuz? Ben aldım o ütülerden. O ütüler hiç öyle bir ütü değil yani sonuçta. Var evde, iki tane aldım. Aslında arayıp söyleyeceksin ya. Sahtekarsınız siz diyeceksiniz ya. Arayacaksın bunların hepsini, söyleyeceksin bunların suratına ya. Keşke arasaydım ya. Evet, bugün de kazandırmaya devam ediyoruz. Evet, bakalım bugünün şanslı yarışmacısı kim olacak? Evet, bakıyoruz. Vantilatör çıkmış. Acaba kelimemiz ne? Acaba ne ki o? Ne, ne? Arayın, arayın. Vantilatör ya, bunu bilmeyecek ne var? Vantilatör işte. Evet, kendime güveniyorum diyenler 099-60-07'yi arayarak bu harika telefonun sahibi olabilirler. Evet, hatta bir yarışmacımız varmış. Buyurun. Alo. Alo. Alo, ben şey yapacağım, tek hakkım mı var? Evet, buyurun. Evet, internete baksana neymiş bu? Bakayım baba, bakayım. Beyefendi, bak. Sesiniz gelmiyor. Evet, söylüyorum. Evet. Vantilatök. Aa, hayır, bakın. Size bir ipucu vereyim. Hani dönerse serindir, dönmezse zaten hiç serin olmamıştır. Nedir o? Evet. İnternete yazmıyor. Bakayım baba, bakayım ya. Vantilatör. Hayır beyefendi, iyi günler. Van Terminatör. İyi günler. Evet, bugün de kimseye telefon kazandıramadık. Yarın yine aynı saatte sizi tokat... Evet, iyi günler. Vantilatör ya, bunu bilmeyecek ne var ya? Keşke arasaydım. Aslında o hediyeyi vermediklerini de biliyorum ben ya. Arayıp söyleyeceksin ya, hediye hediye vermiyorsunuz ki. Siz kimi kandırıyorsunuz ya? Allah Allah, yer miyim ben bunlara? Arayıp söyleyeceksin bunları ya. Arayıp söyleyeceksin. Keşke arasaydım ya. Biz, biz kaldırız. Arı seni sokmaz, hiç korkma. Bal delisin, ben hiç şaşma. Bız bız bal delisi. Gel al burada en güzeli. Arı seni sokmaz, hiç korkma. Bal delisin, ben hiç şaşma. Tut bakayım şunları. Sokmayacağına söz ver. Söz. Bız. Aa, ne yaptın ya? Dayanamadım. Tabii buldun şeker gibi çocuğu. Bakın. Burası çok önemli. Bugün öyle bir paketle karşınızdayız ki şok olacaksınız. Bir kavanoz bal fiyatına, bir değil, iki değil, üç değil, abartmayın, 15 de değil. 5 kavanoz bal veriyoruz. 100-125 liraya 5 kavanoz bal. Hem değil, arayana da değil, arayana veriyoruz. Oğlum, o 10 kavanozu 100 liraya veriyor mu? Şimdi bir kampanya geldi. Aa, nedir acaba? 10 kavanoz bal 100 lira. Siz yemezseniz çocuklarınız da yemez. Evet, evet. Arı kardeş, ne yaptın? Ocağımıza incir ağacı diktin. Ne yapalım? İnsanlık için çalışıyoruz. Neyse, arı kardeşin hatırına 10 kavanoz bal 100 lira. Biz...
yıldız bal delisi. Gel al burada en... Zaten arada eşek arası değil mi buraya? Arı seni sokmaz, hiç korkma. Bal delisinden hiç şaşma. Bız bız bal delisi. Sanki gerçek bal ya. Sanki gerçek bal. Tıpkı bizim ofistekiler gibi sahtesiniz siz. Sahtesiniz ya. Bugün keşke böyle ayağa kalkıp söyleseydim. Siz sahte insanlarsınız. Sahtesiniz ya. Kimi yiyorsunuz siz kardeşim ya? Allah Allah. Keşke söyleseydim ya. Hissettiğin, hissettiğin şeyi hissettiğin zaman hissettiğin his aşktır. Ama korunmayı unutmadan hazzı uzatabilir misin? Daha yakın, daha güvenli hisset. Bunu yapmayı hepimiz çok seviyoruz ama önce güvenlik. Tamam baretleri. Mühendisler Odası Birliği öneriyor. Tamam baretleri, Türkiye'de bir numara. Kafanıza takın, kafaya takmayın. Ya, ya. Bu gece uyku yok bana ya. Ben onu orada diyecektim ya. Sen kimsin ya? Allah Allah. Dağdan gelmiş bağdakini kovuyor ya. Fazla hırs adamı ısırır diyecektim. Çünkü ya. Keşke deseydim ya. Keşke deseydim. Demedim ki işte. Ne yapıyor Tevfik bu saatte? Ne yapayım? Uyku tutmadı. Ha? Gene gündüz keşke onu deseydim, keşke bunu deseydim diye gece mesaisi başladı değil mi? Evet. Evet. Bak hele. Yeter işi işi işte bırak ya. Gündüzü gündüzde bırak. Yat hadi ya. Sabah kalkamayacaksın ya. Her gece böyle takıyorsun kafana gündüz. Onu deseydim, bunu deseydim. Ondan sonra saçma sapan bir Dostoyevski karakterine dönüşüyorsun ya gece gece. İşle ilgili değil mi? Ya işte işte. Bak sen çok düşünüyorsun bu işle ilgili şeyleri. O kadar düşünmek iyi değil bak. Vallahi. Sen bunu bir düşün. Ondan sonra da yat zıbar Allah aşkına sabah kalkamayacaksın ya. Sanki senin de çok umurundaydı ha. Allah Allah. Uyuyamıyorum işte. Sen mışıl mışıl yatıyorsun. Ben uyuyamıyorum. Ne? Geliyorum canım. 5 dakika yordayım ben. Hadi yürü. Buna her şeyi söyleyeceksin ya. Diyeceksin ben böyle acı çekiyorum diyeceksin. Ya uyuyamıyorum. Benim kafama taktığım sorunlarım var diyeceksin ya. İş yerinde ben kimlerle muhatap oluyorum? Bu eve ekmek getirmek için ben neler yapıyorum ya? Benim sıkıntım var. Sen benim karım değil misin? Dinlesene ya beni. Bir kere dinle ya. Neden uyuyamıyorsun diye otur karşıma konuş benimle ya. Ama konuşmaz ki. Benim konuşmam gerekiyor. Keşke konuşsaydım ya. Aman tanrım Yuhanna. Sen de bir sus ya. Ya inanıyoruz. Bal. Çok güzel hareket ya. Zil diyen var mı? Peki, son skeç ben çalayım. Özellikle televizyondaki reklam bölümleri ve karakterimizin gerçekçiliği. Konuları, dertlerini içine atanlara gelsin efendim. Diğer arkadaşlar da gelsinler. Geceyi tamamladık. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ağzınız bal yesin. Hakikisinden ama. Sahtesinden değil. İyi akşamlar. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. Gecesi beraberiz unutmayın.